Yeniden merhaba değerli izleyenlerimiz. Öğlen Postası'nda yeniden birlikteyiz. Başladı Öğlen Postası ve devam edecek 14 öncesine kadar bugün. İlk saatte farklı, ikinci saatte farklı konuklarımız olacak. İlk olarak Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Metin Şadi bizlerle. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımefendi. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz biz de zaman ayırdığınız için. Kıbrıs sorunu ağırlıklı olarak konuşacağız. Evet, ve özellikle iş dünyasının, iş insanlarının Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak bakışını sizden öğrenmeye çalışacağız. Süreci siz de takip ediyorsunuzdur Sayın Başkan. Neler gözlemliyorsunuz? Bu konuda bilgi isteyeceğiz, değerlendirme isteyeceğiz sizden. Kendi değerlendirmemizi. Evet, bazı önemli adımlar attınız işat olarak geçmişte. Az önce biraz sordum, size yayında konuşuruz dediniz. Örneğin Türkiye'den İş Adamları Derneği, Kıbrıs'tan her iki taraftan da İş Adamları Derneği ve Yunanistan'dan İş Adamları Derneği'nin birlikte atmış olduğu adımlar vardı. Bunlar ne oldu diye soracağız size, neler yapıyorsunuz diye. Evet. Bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Rica ederim. Kıbrıs sorunu müzakere süreciyle başlayalım. Kıbrıs sorunu müzakere süreci, örneğin işte dün adaya dönüş yaptı Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı. Davos'ta önemli görüşmeler de yapıldı. Liderler önemli mesajlar da verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban da önemli mesajlar verdi. Şimdi herkes de böyle temkinli bir umut var, iyimserlik var. siz ne gözlemliyorsunuz? Size göre süreç nasıl ilerliyor Sayın Başkan? Ne söyleyeceksiniz? Vallahi ben ilk olarak burada olmaktan mutluluğumu tekrardan dile getirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Birkaç kez telefonuyla size bağlandık. Bugün de sizin bu programınızda konuk olmaktan dolayı iş atlamana teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi efendim, isterseniz bu çok güzel bir soru sordunuz ama başka bir şeyden başlamak istiyorum. Buyurun. Biz İşat kimdir ve ne yaptı? Gerçi tanıyorlar bizi ama bir kere daha onu söyleyeyim. Şimdi İş Adamları Derneği Türkiye, daha doğrusu Türk Dünyası İş Adamları Konfederasyonu'nun bir üyesidir. Yani Türk hem Türkiye'nin hem de Türkçe konuşulan yerdeki iş adamlarının oluşturduğu bir de bölüm yaptılar. Biz de orada üye olduk. Dolayısıyla yani Türkiye şirketi değiliz bizim şirketlerimiz ama böyle bir olanak sağlayarak Türk Konfet dedikleri. Biz o şemsiyenin üyesi olduk. Peki Türk Konfet'te kimler vardır bizden başka? TÜSİAD vardır. Yani TÜSİAD gibi büyük bir, zaten onların yardım ve desteğiyle biz Türk Konfet'e girdik. Bu bizim memleketimizdeki iş adamları için büyük bir networking'dir. Bizim memleketimizde diyorum. Çünkü ben Rum tarafında bizim memleketimizin bir parçası olarak görmekteyim. Hem Rum hem Türk iş adamları için bu Türk Konfet bence önemli bir yapıdır. Evet. Şimdi bunu yani reddeden insanlar da olabilir ama bizim görüşümüz budur. Şimdi efendim, Rum tarafından da biz o eve, yani Rum İş Adamları Federasyonu'na beraber beraberiz. Biz maalesef hala daha federasyon değiliz, bir derneğiz. Evet. İnşallah yakında o federasyon bünyesinde oluştururuz. Ve daha da fazla dernekleri bir araya toplayarak... Ne olması lazım Sayın Başkan federasyon? Efendim? Yani federasyon olabilmeniz için ne olması lazım? Ne olması? Bizde birden fazla derneğin orada oluşması lazım. Olması lazım gerekli. Yalnız şu dernek lafını da bir kere daha söyleyeyim. Ben şahsen gerek ticaret odasını veya gerek sanayi odasını dernekler olarak kabul etmiyorum. Çünkü onlar odadır. Tabii. Onlar bize göre yarı devlettir. Yani orada biliyorsunuz üyelik. Şimdi o çok önemli bir şey. Tekrardan anlatıyorum. Ticaret odamız çok iyi. Sanayi odamız çok iyi. Çok da mutluyum böyle ama onlar bir yerde kanunla kurulmuştur. Esnaf sanatkarları da aynıdır. Bir kanun çerçevesinde kurulmuş. Devletin himayesindedir. Orada eğer bir iş yapmak istiyorsanız, yani girip bir yerde bir ticari faaliyet yapmak için bir şirket kurarsanız, bunu ya sanayi odasına veya ticaret odasına kaydetmeniz gerekir. Dernekler böyle değildir. Dernekler sivil toplumdur. Bizim için bir herkes bir dernek kurabilir. Dolayısıyla İş Adamları Derneği dernektir. Biri tarafından yönlendirilir bir şey değildir. Bizi bir tek yönlendiren kendi üyelerimizdir. Onun için kendimizi konuşmakta daha özgür hissediyoruz. Evet. Kendimizi kuralları koyarken daha özgür hissediyoruz ve Türk Konfet gibi daha özgür düşünen
O ev gibi daha özgür düşünebilen insanlarla beraber olmaktan da büyük mutluluk diyoruz. Ha bu da bize değişik bir sıfat yapar. Çünkü siz dediğiniz işte hep beraber aldığınız Rumlar geldi, Türkler geldi. İlk bunları biz define yapalım. Yani bir tanımlayalım istedim. Ya kimlerle daha kolay beraber ilişki kurabiliyorsunuz, iletişim kurabiliyorsunuz. Hayır değil. Bizim ticari odamızda. Tabii ki. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile efendim onlarla bir şeylerdir ama bütün onlarda belli kurallar manzumesi vardır. Yani belli bir onaylar vardır. Bizde onay mekanizması yoktur. Bizim üyelerimiz karar verir. Biz de gidip bunu uygularız. Doğru veya yanlış. Biz her zaman hükümetin borusunu örtmekle meşgulüz. Ne değiliz veya herhangi birinin borusunu. Biz yalnız ve yalnız üyelerimizin borusunu örtürtüyoruz. Tabii o odalar da aynı şekilde davranıyorlar. Ya vallahi ben ona iş etmek istemiyorum. Bir şey daha anlatayım size. Yani belli kısıtlamalar olabilir belli yerlerde. Onun için sivil toplum örgütleri çok önemli bir faktördür Avrupa Birliği'nde. Ve biz aynı zamanda da Avrupa iş küçük ve orta ölçekli konfederasyonun da bir üyesiyiz. Yani UEPMA'nın da bir üyesiyiz biz. Dolayısıyla bizim şekil itibariyle UEPMA'da olmak için sivil toplum örgütü ve belli bir kesimi temsil etmeniz gerekmektedir. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Dolayısıyla bizim Rum tarafından beraber işbirliği yaptığımız federasyon, iş adamları federasyonu çok büyük bir yelpazedir. Büyük bir gücü vardır. Büyük bir finansal gücü vardır. Mesela bir TÜSİAD'ın ne kadar büyük bir finansal gücü olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bağımsız kuruluşların oluşturduğu insanlardır. Bizim de kendimize göre belli bir finansal gücümüz olduğunu ben şahsen kabul ediyorum. Çünkü bizim de üyelerimiz iş dünyasının insanlarından oluşmaktadır ve ülkelerine sahip çıkmak isteyen her dernek gibi. Ancak vizyon olarak da bu biraz evvel söylediğim vizyonlarla örtüşen insanlardan oluşur. Yani biz dünyayı kucaklayan, dünya ile beraber olmak isteyen, efendime söyleyeyim de dolayısıyla bundan mütevelli de Avrupa Birliği'ni bizim için çok önemli bir aygıt olarak gören bir derneğiz. Yani bizim için Avrupa Birliği çok önemlidir. Ha bundan dolayı da çözüm çok önemlidir. Yani biz ta başından itibaren onu da ifade etmek istiyorum. Diyoruz ki Kıbrıs'taki bütün travmaların, bütün kötülüklerin bir tek müsebbibi Kıbrıs sorunudur. Kıbrıs sorunu biter, bütün bunlar normalleşecektir. Yani açık ve net size söyleyeyim. Yalnız tabii biraz evvel sorduğunuz soruya şimdi geliyorum. Buradan kim kazanacak, kim kaybedecek? Kaybedecek olan var mıdır? Tabii var, olacak tabii. Bakın kaybedecek olan da olacak Meyil Hanım. Yani bu kusura bakmayın. Eğer doğru okumazsanız, eğer doğru mütalaa edip ona göre hazırlanmazsanız, eğer kendinizi ona göre hazırlanmazsanız dolayısıyla kaybedeceksiniz demektir. Çünkü sizin çıkacağınız stadyumda, Avrupa Birliği stadyumunda lay 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 yoktur. Kurallar manzumesi vardır. Uluslararası toplumun bir parçasısınız ve uluslararası bir toplumda da bilhassa özel sektör veya korumacılık diye bir şey yoktur. Yani, Sayın Başkan, bir parantez açalım. Çünkü siz son 21'inde yayınlamış olduğunuz bir bildiri var ve orada ileriye yürüyebilmek için reformların şart olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi bunun altında reformların şart olduğunu, yapısal konularda reformların şart olduğunu söylüyorsunuz. Biraz açabilir misiniz bunun altını? Yani reform derken nereden bahsediyorsunuz? Tabii efendim, hemen onu yapacağım. Yalnız onu da okuyayım, ondan sonra yapayım istiyorum. Aksi halde diyoruz, bu halkın taşınacağı nokta bu kadar zamandır vermiş olduğumuz mücadelenin çok gerisinde bir konum olacaktır. Üzülerek belirtmek istiyoruz ki halkımızın rekabet edebilme pozisyonu bu sebepten dolayı çok gerilerde kalacaktır ve varlığımızı ve geleceğimizi tehdit eder bir duruma düşeceğiz. Biraz evvel anlatmaya çalıştığım da buydu. Kaybedenler olacak mı? Evet olacak. Kaybedenler kim olacak? Biz bunu eğer okumazsak, geleneni fark etmezsek, eğer hala daha bir çözüm kapımızda çözüm geldi dayandı, hala daha biz çözüm olacağını fark etmezsek, bunun bu görüşte değil isek veya bu hazırlık içinde olmazsak, biz bu işte kaybedeceğiz. Yani ben şunu açık ve net söylüyorum ve bunun da en büyük sebebi şu anki durumumuzdur. Hantal bir yapıdayız, hantal, kımıldayamayan, hala daha popülist politikalarla efendime söyleyeyim gününü sürdürmeye çalışan. Yani örnek tekrardan başka yerde de söyleyeyim. Mesela bir hükümet kuruldu.
hükümette şeyler, biz o hükümeti de istedik. Çünkü geniş tabanını istedik. Hı. Geniş tabanını istememizdeki de ana sebep biraz evvel size sorumuzun cevabını olacak olan yapısal forum reformlar, evet, nedir onlardır. Olacaktır ama bunları yapılacağına yerine hala daha işte genel başkan kim olacak kavgasından dolayı işte genel başkan olmayanlar veya bakan olmayanlar başkan adayı oldu. Bir süreç kaybettik. Arkasından paylaşımlar başladı. İşte o efendim yönetim kurullarında o olsun, bu olsun, işte öyle olsun, bu böyle olsun diyerekten. Yani en önemli sorun Kıbrıs'ta yönetim kurulunda kim olacağı ve kimlerin bu işleri bir yerde götüreceği mantığıdır. Halbuki böyle olmaması lazımdır. Ne olması lazımdır? Biz yapısal reform istiyoruz. Yapısal reformlar da özellikle şunlardır. Bir, siyasal reformlar. Biz iddia ediyoruz ve her zaman söylüyoruz. Bizim bu parlamenter rejimimiz, yani şu anki rejim, Kıbrıs'a dar bir elbisedir. Kıbrıs'la bağdaşmaz. Bize başkanlık sistemi gider. Nasıl İngiliz buradan ayrılırken oturdu, yapılan hesaplar, kitapları sonucunda bir başkanlık sistemi oluşturuldu. Aynı başkanlık sisteminin de bizim 74'ten sonra idamesi lazımdı. Biz 74'e kadar bunu götürdük. Ondan sonra başkanlık rejimini bir tarafa koyduk ve parlamenter demokrasiye döndük. Meclisimiz denetimci olması lazımdır. Yasa yapıcı olması lazımdır. Biz bunları bıraktık. Meclisimizden bakanlar, başbakanlar, efendime söyleyeyim ne malana insanlar çıktı. Dolayısıyla öyle bir yapı oluşturduk ki herkes meclise girecek. Bir yerde bir şey, bir pozisyon kapacak. O pozisyonu idare edecek şekilde. Tabii herkes de aynı. Sistem. Evet, kefeye herkes koymamak maalesef lazım. Ben efendim genelliyorum, herkes diyorum. Bu böyle olduğu için yani istisnalar kaideyi bozmuyor Mehir Hanım. Yani belli şekilde mesela ben Mehmet Ali Talat hükümetini ilk kurulan 2004'te çok takdir ediyorum. Yani o zamanlar yapılan ataklar maalesef şimdiki durumda yok. Şimdi yine Ömer Bey'in kurmuş olduğu bu koalisyonda bir ivmeleme başlamıştır. Nitekim belli şeyler var, onu da arz edeceğim ama tabii, tekrardan söylemek istediğim bir konu vardır. Yani öyle bir mantık yerleşti. Halk yani bir yerde ben bakan olacağım diye yola çıkıyor. Bir yerde ben gidip de yasa yapacağım, halkıma bir şeyler katacağım diye düşünme olmadığı için maalesef yasalar geçmiyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki tekrardan başkanlık sistemine dönelim. Başkanlık sisteminin çok büyük getirileri vardır. Peki ne var yeni hükümet döneminde adım diye sayabileceğiniz Sayın Başkan? Şimdi mesela ben bugün Sayın Sunat Atun Bey'in hükümetindeki bakanlığındaki bir basın toplantısına gittim. Burada onları tebrik ediyorum. Çok güzel bir atılım yaptılar. Ve şunu da söyleyeyim. Bizim dediğimiz şuydu. İşaret olarak bu bilgiyi de bunu söyledik. Ki bunu da gördük, bir şeyler oluyormuş demek ki biz bunu yaşadık. Avrupa Birliği network'ün içerisinde, yani TAPS diye bir şeyde, Technical Assistance to Build the Capacity of Local Stakeholders diye bir kuruluşu Avrupa Birliği'nin Ekonomi Bakanlığı'nın içerisinde, Ekonomi Bakanlığı'nın bünyesinde KKTC girdiler ve burada da COBİGEM ile bir işbirliği başlattılar. Bunun daveti yapıldı. İnşallah biraz sonra bunu da herhalde göreceksiniz haberlerde. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü bu basın toplantısında yerel paydaşların iş destekleme kurumları dahil olmak üzere kapasitesinin ve özel sektörün rekabet edilebilirliğinin geliştirilmesi için teknik destek programıdır. Bu çok önemli bir şeydir. Bunu düşünenler bu hükümetten bu işi icra eden Ekonomik Bakanlığı'nı tebrik ediyorum. Çok güzel bir şeydir. Bir de önemli husus, Avrupa Birliği gelmiş bizimle beraber çalışıyor. Yani başka çözüm için söylenebilecek bir şey yok ki. Çözüm buradadır. İşte gelmiş adamlar bizim bakanlıklarımızın içine girmiş. Bizim bilgimize gelen bazı daha noktalar vardır. Mesela Merkez Bankası'nın da aynı şekilde IMF ile olan ilişkileri vardır. Toplantıları vardır. Yani bütün bunların bir çözüme gidildiğini belirtisidir. Artık diyorum ben bunun vakfıyla hareket ederek, etrafımızı da takip ederek daha iyi bir yere gelelim. Ancak biz yine aynı konuya geçelim. Biz diyoruz ki sosyal reformlar olması lazımdır. Hı hı. Sosyal reformlar içerisinde de eğitim sistemi çok önemli bir sistemdir. Ekonomik reformlar olması lazımdır. Büyümenin ithalata bağımlı yapıdan kurtulması ve cari açığın düşürülmesi lazımdır. Bunlar içinde belli
adımların atılması lazımdır. Özel sektörün önüne açılabilecek sistemlerin oluşması lazımdır. Bunlar hakikaten çok şeylerdir ama ben konu başlıkları olarak yapıyorum. Bütçe gelirlerinin konjektürel etkilerden mümkün olduğunca arındırılması lazımdır. Sosyal güvenlik ve sağlık reformu yapılması lazımdır. Enerji faturasının azaltılması için gerekli tasarruf önlemlerinin alınması için belli adımlar atılması lazımdır. Sektörel reformlar yapılması lazımdır. Kurumsal reformlar yapılması lazımdır. Hı hı. Biz bunları bir kere daha halkımızla paylaşacağız ama genel olarak şöyledir. Bizim ricamız. Biz diyoruz ki bir değişik durumdayız. Bir çözüme çözüm kapıda diyoruz. Çözüm geldi diyoruz biz. Ve biz diyoruz ki Kıbrıs Türk halkının, evlatlarımızın, yetiştireceğimiz gençlerimizin rekabet edilebilirliğinin, yani çocuk hangi okulda mezun oldu, hangi bilgi ve donanımı vardır ve bu bilgi donanımı da yeni oluşacak yapıda kullanabilme kapasitesi. Hı hı. Bunu çok iyi düşünmemiz lazımdır. Bu reformlar yaparsak biz bu reformlarla birlikte önümüzde de çok kısa bir vade vardır. Yani 3-4 aylık bir şeyimiz vardır. Hiç olmazsa diyorum gençlerimize, halkımıza, insanlarımıza belli bir hizmet yapmış oluruz. Benim beklentim hükümetten budur. Hı hı. Onun için 39 kişilik bir de gücü var. Bunları yapmaları lazım. Evet, peki. İlk defa olarak da Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi böyle bir ilki başarmıştır. Toplumda artık bir huzur oluşması lazımdır diye düşünüyorum. Peki Sayın Başkan, iş dünyası neler yaşıyor? Yani bugün Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden biraz daha pratikte anlatmanızı isteyelim ve belli ki bu yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak bu kapalı ortamdan sıyrılmaya çalışıyor iş dünyası ve kendine yeni yollar aramaya çalışıyor. Kıbrıs sorununun çözümünü kolaylaştırmak için bazı işbirliklerine gidiyorsunuz. Az önce programın başında bahsettiğimiz örneğin Türkiye'den, işte Yunanistan'dan ve Güney Kıbrıs'tan iş insanlarının, derneklerin bir araya gelmesi gibi. Tabii tabii. Bunları da anlatabilir misiniz bize? Ne yaşıyorsunuz ve nasıl bir işbirliği kurdunuz? Memnuniyetle ben. Şimdi bizim bir kere kendi halkımızdan ayrı değiliz. Biz halkın yaşadıklarının aynısını yaşarız. Tabii. Bu memleketteki emekçi kesiminde ne gibi sıkıntıları varsa onları da yaşıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Bu insanlarda bir şey oluşmuştu. Denk bütçe diye bir kavram oluştu. Denk bütçe yapayım, denk bütçe yapayım. Kamu çalışanlarının maaşlarına olan azaltma veya o dengesizlik veya o reform yapılmadan yapılan bu hareketler real sektörümüzü çok sıkıntıya soktu. Yani halk da bundan da şeyini alıyor, nasibini alıyor ve bundan dolayı da halkımızın harcama gücü düşmüştür. Dolayısıyla halkın harcama gücü düşer, real sektöre hizmet eden insanların da, iş adamlarının da işleri düşer. Ama daha önce örneğin iş dünyasından, belki bu iş hatla ilgili değildir ama Sayın Başkan, örneğin kamudaki maaşlar böyle eleştirici konusu olmuştur. Şimdi kamuya örneğin işte maliyenin %85'inin kamu harcamalarına gidiyor olması eleştiri konusu olmuştur. Eleştiridir. Burada nasıl bir denge olmalıdır sizce? Şimdi efendim bu artık bundan sonra zeki ve akıllı insanların işidir. Bu dengeyi sağlayacak olan Kıbrıs'taki o bilinçli insanların tekrardan göreve gelmesi ve şu anki mevcut hükümet tarafından da bunların bir yerde görev verilmesi lazımdır. Yani niçin olmasın ki bu bakanlıklar dışarıdan bu işleri okumuş ancak hala daha da bunları şu anki kamu içerisine sokamayacakları insanları getirerek bunlardan oluşturacak belli bir danışma komiteleri belli şeyleri götürebilirler. Dolayısıyla ben şöyle bir şeydi bizim iş adamlarının geleneksel yapısı ne diyor? Ya kamu çok şişik, doğru. Evet. Bu adamlara çok para veriyoruz, doğru. Evet. Ve bu adamlar da bir şey üretmiyor. Bunların efficiency'si, verimliliği düşük. Evet. Doğru, çok doğru. Dolayısıyla peki bunun için ne yaptık biz? Ne gibi bir çalışmalar yaptık? Bir şey yapmış değiliz. Hantal yükü daha da hantallaştırdık. Ancak ben halkıma rağmen bu insanlara rağmen bir refah kuramam. Yani bir tarafta bir kısım insan aç bilaçta olacak, o bir tarafta bir kesim refah içinde olacak. Öyle bir sistem olmaz. Böyle bir sistemde patlamalar olur. Dolayısıyla bunlar becerikli hükümetlerin işiydi.
Yani ben tekrardan Talat Bey'in o kurmuş olduğu hükümet zamanında yapılan politikaların doğruluğuna dikkat çekerim. Bazı şeyler doğru oldu, bazı şeyler yanlış oldu. Onlarda yapılan bazı doğrular daha sonra çok büyük yanlışlıklar oluşturdu. Ama bir devamlılık olması gerekirdi. Olmadı. Ya işte biraz evvel söylediğim gibi. Bir parti geldi bir şey yaptı, iki parti geldi bir şey bozdu. Ne gidildi. Şimdi şunu özetle söyleyeyim. Biz şuna bakıyoruz. Pasta büyümesi lazımdır. Şimdi buradan eğer bir pasta varsa bu kadar, bu pasta böyle olursa herkes faydalanacak. Onun için sendikalara bizim yaklaşımımız da budur. Arkadaş, gelin beraber çalışalım ve bu pastayı büyütelim. Pastanın büyümesi şarttır. Yani bir konsensus içinde olalım. Sizin düşüncenizi diyoruz sendikalara. Sen diyorsun ki bu pastadan biz de eşit şekilde faydalanalım. Normal, doğru, haklı. Ama bizim de durumumuz, biz diyoruz ki ya bu pasta günden güne küçülüyor. Dolayısıyla senin de payına çok az düşüyor. Gelin bu pastayı büyütelim. Bunu da yapabilecek olan konsensuslardır. Hükümetimizin alacağı politikalardır ve bizim bu yaptığımız, önerdiğimiz şeylerin, reformların yapılmasıyla biz bu pastanın büyüyeceğine inanıyoruz. Şimdi gelelim bölgeye. Evet. Bölgedeki işte biraz evvel sorumuzla ilgili. Türkiye, Yunanistan. Şimdi bakın bu bölgedeki şu anki koşullarda, yani bugün 2016'nın başındayız. En güçlü ekonomi, en büyük ekonomi Türk ekonomisidir. Hı hı. Orada dönen para miktarı çoktur. Ben diyorum ki Rumlara, Rumlara, beyefendi, gelin çözüm çözelim ve çözümden sonra da biz bu ekonominin çok küçücük bir parçasında olsa Kıbrıs olarak ihya oluruz. Ana mantık budur. Rumlar da evet görüyor. Rumlar da görüyor. Onun için bir değişim vardır Rum tarafında. Onlar da bu son yaşadıkları krizden sonra onlar da çıkış yolları aramaya başladılar. Hı hı. Bu kime bakıyorlardı? Araplarla bir işbirliği vardı biliyorsunuz, hı hı, Rum tarafına. O kapandı herkes için, Türkiye için de. Avrupa Birliği'nin durumunu da biliyorsunuz yani vaziyetlerini. Bölgedeki gelişen, büyüyen çok büyük bir ekonomi Türk ekonomisidir. Ve bu bölgede de en önemli ekonomidir. Bu ekonomiyle çalışmayan Yunanistan, Kıbrıs Türk'ü ve Kıbrıs Rum'u batar. Bizim peki Türkiye bundan ne kazanır? Yani mutlaka o da bir şey kazanmalıdır ki bu iş birliği içerisinde olsun. Türkiye'nin buradaki kazancı bir barışta veya bir sulhta yatır. Şimdi bir sulhta yatacak olan iş bölgedeki, zaten şimdi artık bir zorlama oldu. Bu bölgede bulunan enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden geçmesi onlar için çok büyük bir kazançtır. Evet. Hayriye Hanım bizim söylediğimizi söyledi, Hayriye Kahveci. Ben de söylüyorum, her çıktığım programda söylüyorum. Ya bir an evvel biz gidip bu elektrik kablosunu bağlamamız lazımdır. Bu elektrik kablosuyla biz Kıbrıs'ın geleceğini kurtarırız. Hem Türk'ün hem Rum. Bakın, Rum tarafının da tek kurtuluş yolu budur. Kablo. Kablo ile anakaraya bağlanmak, en yakın anakara Türkiye'dir. En yakın anakaraya da bir an evvel bunu yapmamız lazımdır. Su konusunda da çok mutluyum ki yani belli bir yere varıldı diye görüyorum. Sayın Talat Bey'in açıklaması, Sayın Sunat Bey'in açıklamaları. Bunlar çok sevindirici şeyler. Keşke hiç yaşanmasaydı bu hikaye. Ancak günün sonunda elektriğin de hemen devreye alınması lazım ve bir anlaşmadan evvel de bunu yapmak lazım. Bakın, doğalgazı da takip ediyorsunuz dediniz az önce. Doğalgazı da takip ediyoruz. Onlarla ilgili de bir şeyler söyleyeceğim ama elektrik kablosunun bir şart olduğunu söyleyeyim. Rumlarla bizim Türklerin burada artık Türkiye ile beraber çalışmamız lazımdır. Yunanistan zaten Türkiye ile çalışıyor. Efendime söyleyeyim, umarım ki bölgedeki diğer ülkelerde gerek Ermenistan olsun, gerek Kürt bölümleri olsun, onların da ilişkileri belli bir şekildedir. Dolayısıyla bu pastadan biz de faydalanacağız. Unutmayın, biz Kıbrıs'ın içerisinde yaşayan Rum'u Türk'ü, kim varsa bunun içinde gel kelle hesabı yapalım. 2 milyondan daha az insanız. Yani 2 milyondan daha az bir ekonomiyi yönetmek çok basittir ya. Yeter ki anlattığım gibi size, biz ileriyi düşünelim, işbirliklerini düşünelim, çatışmayı düşünmeyelim. Ama siz bana şunu sorun. Peki bu işbirliklerinden kim rahatsız olur? Rantçılar. Çünkü onlar için çözüm kendi rantlarının bitmesi demektir. Evet.
Onlar şimdi sordular da bana başka yerlerde, ne olacak gene adamlar bağırır çağırır. Ya iyi bir şey dedim ben. Bunlar bağırıp çağırdık, sonra bizim daha fazla çözüme yaklaştığımızı görüyoruz. O da bunun teyididir. Dolayısıyla bağırma arttıkça diyorsunuz. Evet, bağırma artacaklar, bağıracaklar size söyleyeyim. Dolayısıyla tekrardan söylüyorum. Ben hükümetimizin daha realist bir şekilde bunu takip etmesini istiyoruz ki biz bu işte kaybedenlerden olmayalım. Peki. Gazı sordunuz. Gaza evet Sayın geleyim. Başkan. Tamam. Yani çünkü şu bağlamda az önce dediniz ki Türkiye, yani bu işbirliğinde Türkiye'de mutlaka bir şey kazanmalıdır ki evet. Tabii olur mu o işbirliği içerisinde yer alsın. Şimdi Türkiye pazarı önemli bir pazar. İşi bizim açımızda. Evet. Ama Türkiye'nin de bir şey kazanması lazım herhalde ki bu işbirliği içerisinde efendim, olsun. Türkiye yolunu seçti. Türkiye Avrupa Birliği ile olan görüşmelerini devam ettirdi. Türkiye'nin bugün Avrupa Birliği'nin de beraber hareket ederse Amerikalar ile, Amerika devletleri ile yapılan anlaşmaların bir parçası olursa zaten Türkiye, onlar için çok büyük bir adımdır. Biz bunu düşünemeyiz böyle Kıbrıs'ta. Hı hı. Ama Kıbrıs sorunun çözülmesi gerekmektedir. Bütün bunların oluşabilmesi için. Bu dolayısıyla, bile bir büyük kazançtır diyorsunuz. Sadece Türkiye için olması. En büyük kazançtır. Ben Türkiye'nin çok kazanmasını isterim Meyil Hanım. Çünkü Türkiye bizim gardımızı çok çekti bunun içinde. Bizim vefa borcumuz vardır size söyleyeyim. Buradaki Kıbrıs Türkleri olarak Türkiye'nin menfaatlerini de bu ülkede sürdürme mecburiyetindeyiz. Bu da çözümlü olur. Çözüm menfaatlerinin devamı içindir. Tabii buyurun. Kıbrıs sorununun çözümü öncelikle adanın her iki tarafı için önemli olmalıdır Sayın Başkan. Hem tabii efendim zaten önemlidir. Evet. Anlattık. Yani ancak işte diyorum Türkiye veya diğer ülkelerin dışında öncelikle tamam, buranın insanları. Muhakkak Meyil Hanım zaten birinci evet. Şeyimiz bu de ne dedik. Peki. Biz çözülmezsek dedik bütün kötülüklerin anası budur ama diyorum. Bu çözümenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin de çok büyük faydası olur. Faydası olacağız. Biz kendilerine fayda vereceğiz. Bize bu kadar zaman yaptıkları hizmetin veya yaptıkları vefanın borcunu biz bir şekilde onlara bu işi çözmekte ve bölgede onlarla beraber hareket etmekte bulacağız. Şimdi gelelim gaz mevzuna. Şimdi takip ederler mi takip etmezler mi bilmiyorum gaz diye sordunuz ama. Şimdi biliyorsunuz bölgede bir değişiklikler oldu gazla ilgili olarak. Şöyle bir şey oldu. Şimdi bu blok 12'deki hisselerin %35'ini British Petroleum aldı. Bunu takip edermesi lazım şeylerin. Bunu takip eden insanlar vardır ama. Dolayısıyla bölgede %35 Noble, %35 British Gas etti %70. Delek ve bu drill yapan firma bu işi getirip de ben bu işi kazacağım diyen insanların da %15 bir hissesi var. Anver Oil Exploration da %15. Yani günün sonunda bu bölgedeki güçler Amerikanlar ve İngilizlerdir. Evet. Bileseniz. Dolayısıyla o insanların da menfaati, bu ülkelerin de menfaati, bu çıkarttıkları gazı bir an evvel karaya taşımaktır. Evet. Dolayısıyla bu kadar paralar döner, bu kadar işler döner. Siz iki tane Kıbrıs'ı Türk ve Rum olarak bunun içinde hala daha birbirinizden boğaz boğaza gelirseniz bu iş, bu hikaye yarım kalır. Bu da çok önemlidir. Dolayısıyla onların da menfaatıdır. Bu ortamı yakalamışken, bu sinerjiyi yakalamışken bizim de Kıbrıs'taki insanların Türkiye ve Rum'u nasıl işbirliği yapacak adam gibi ki bir kere daha birbirimize girmeyelim, boğazımızı bir kere daha sıkmayalım. Nasıl yaşayacağız ve yaşatacağız? Live and let live. Yaşa ve yaşat mantığını ortaya koyacağız. Onu düşünmemiz lazım. Rumlar zaten Avrupa Birliği'ne girdiği kendilerini sistem olarak alıştırdılar. Biz de kendi sistemimizi bir an evvel kurarak, bir an evvel kendimizi buna adapte ederek biz de artık dünyanın bir parçası olmak mecburiyetindeyiz. Evet, peki. Şunu sormak istiyorum evet. Size. Tam da bu noktada yani artık işte bir Kıbrıs'ı Türk'le bir Kıbrıs'ı Rum'un kavga etmesine kalmamalıdır iş diyorsunuz ve çözüm önemlidir diyorsunuz bu anlamda. Şimdi liderler düzeyinde devam eden müzakereleri mutlaka takip ediyorsunuzdur. Evet. Nasıl gidiyor sizce Sayın Başkan? Yani işte Davos'ta bulundu liderler. Neler gözlemlediniz? Meyil Hanım, müddeti hayatımızda hiç gördük mü Türk'ün Rum'u Davos'a davet etsinler? Müddeti hayatımızda hiç kalkıp gidip de oradaki ortamda bu insanların, bakın Sayın Cumhurbaşkanı kaç gün kaldı orada? Evet. Niçin kaldı? Yani gezmeye mi gitti? Bu adam karların içinde çetsin ya, yuvarlansın. Açık ve net orada olma sebebi vardır. Muhakkak temasları vardır.
muhakkak belli toplantılar da olmuştur. Ona başarılar diliyorum. Çok iyi gittiğine eminim işin. Çok da yakın bir zamanda da sonuca ulaşılabileceğine inanıyorum. Herkes bir tarihlerden bahseder. Mühim olan ittifak 2016 içerisinde böyle bir çözümün gelebileceğidir. Zaten bizim kendi paçalarımızın tutuşup da bu bildirileri yayınlamamızın, benim burada olmamın ana sebebi de halkımıza ya arkadaşlar bakın bir çözüme gidiyoruz artık uyanın, uyanalım hep beraber. Gelin biz eğer hazırlanmazsak buraya bizim çocuklarımız bu işten menfaat güdemeyecek. Menfaat güdemeyecek dediğimde biraz evvel anlattığım gibidir. İyi yetişmiş gençlerimiz, iyi okullar bitirmiş, iyi bilgi birikim sahibi olan insanlarımız. Buradaki ekonomiyi dünyanın şartlarına göre uydurup adapte ettirebilecek bir mantığımız olması lazım. Yani Türkçesi şöyle, üzüntülü söylüyorum. Artık o tahsis devri, arsa devri, onu kap, bunu yap, o iş bitti. Yoktur. Öyle bir ekonomi zaten yoktu. Bu ekonomi artık bundan sonra kendisinin yerini... Daha da gitmez diyorsunuz. Hayır efendim, bitmiştir bu iş. Bu iş bitmiştir. UBPC Tepe hükümeti de bunun en büyük ispatıdır. Bakın, dolayısıyla ben her iki başkana da, Hüseyin Bey'e de, Mehmet Ali Bey'e de başarılar diliyorum. Daha fazla ilgilensinler şeyle, bu gidişatla. Biz Mehmet Ali Bey'i ziyaret edeceğiz. Sağ olsun bizi devamlı Hüseyin Belli Bey midir olsun. Tarihi Sayın Başkan? Bu hafta içerisinde olur. Belki de bugün öğleden sonra olur. Bilmem yani ama Mehmet Ali Bey'i gidip göreceğiz. Mehmet Ali Bey bizce çok akılcıl bir liderdir. Çok kendi Özdil Bey de aynı. Yani ben UBP için de Hüseyin Bey'in verdiği mücadeleyi çok takdirle karşılıyorum. Ama yani tenzili rütbe yapıp da Cumhurbaşkanlığı mevkinin bir tarafı girip tekrardan da parti başkanı olmak yürekli bir iştir. Özdil Bey için de aynı. Bakanlığı bırak git. Yani müzakereci. Müzakereci ol. Yani demek ki bu insanların hedefi bu değildi. Bu insanlar ülkelerine bir katkı yapmak istiyorlar. Üçünü de Sunat Bey'i de dahil ederek konuşmak istiyorum. Yani bu insanlar demektir, hizmet için buradadır. Bunlar bizim için çok önemli, güzel şeylerdir. Ama yeter mi değil. Daha çalışılması lazımdır. Biz bu uyarıcılık görevimizi yapacağız. Teşvik edeceğiz. Realiteye geleceğiz. Bizim görevimiz değildir Meyil Hanım. Herkese gidip de kara boya alıp elimizi herkesi boya. Böyle bir mantığımız yok. Bizim her konuşmamızın bir hedefe gitmesi lazım. Bu insanlara bizim gidin bunu yapın lütfen bu işi bitirin dememiz lazım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na gittiğimizde aman bu işi bitir deriz. Özdil Bey'e gittiğimizde aman çok hızlı daha çalış deriz. Efendime söyleyeyim Mehmet Ali Bey'e gittiğimizde aman sen lütfen dikkatli ol bunları yapalım bir an evvel bizi hazırla deriz. Hüseyin Bey'e gittiğimizde aynı söylüyoruz. Dolayısıyla biz olumlu düşünüp halkımızın daha iyi bir noktaya gelmesini istiyoruz. Ve halkımıza da buradan çağrımız çok yakında bu işin finalize edildiğini görecekler. Halkımız da haklıdır. Onlar da tedbirlidirler. İhtiyatlı emsilik içindedirler. Geçen defa yaşanan hayal kırıklığını yaşamak istemiyorlar. Ancak eğer biz çalışmazsak da yani bu arada çalışıp çabalamazsak biz buradan büyük kazanç elde etmeyik. Dolayısıyla onların tekrardan bu Kıbrıs meselesinin çözümünün halkımızın gündemine gelmesi lazım. Yani benim gündem buna biraz da inanmaya başlamaları lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu onlara hem bir ümit verir, adrenalin artar, daha fazla onların da katkısı olur, onların da etkisi olur. Biz de iş adamları olarak halkımızın daha iyi kazancı olabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Niçin? Çünkü halk kazanacak ki biz de kazanalım. Başka türlü bir denklem olamaz. Tabii ki. Birbirinden bağımsız hareket edememiz diyorsunuz. Hayır, biz halkın emrindeyiz. Hareket etmek durumundadır. Şimdi gelelim yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz sohbetimizin. Örneğin az önce işbirliğinden bahsettiğiniz iş dünyası aslında birlikte kurtuluşun Kıbrıs sorununun çözümünden geçtiğinin farkında. Evet. Farkında ki siz bir işbirliğine gidebiliyorsunuz işte Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk iş insanları bir araya gelebiliyorlar. Örneğin önümüzdeki döneme dair herhangi bir hareket planınız var mıdır? Bir hedefiniz var mıdır bu işbirliği içerisinde? Şimdi biz ortak bir forum kurduk Rumlarla. Bu ortak forum
yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Bizim de Kıbrıs'taki mazeretimiz çok ya. Yok bayramdır, yok seyrandır, yok yılbaşıdır. Ama güneyde de çok tatil var. Ama zaten Kıbrıslar, bakın güney müney yok. Evet. Kıbrıs, bütün Kıbrıslıların aynı hastalığı çok vardır. Çok tatilimiz var diyorsun. Rahat edelim. Belki biraz adam Siyasetimiz biraz evet. daha fazla olsun ama gerek meclis için, gerek bizim için, gerek Rumlar için çok çalışma zamanıdır. Bunun evet. artık da itirak edilmesi lazım. Neyse, Christos Mihalidis ile bir protokol yapmıştık. O protokol devrede. Bizden bu işle ilgilenen arkadaşlarımız belli yol haritaları çizdiler, yaptılar, ettiler. Biz bunları yavaş yavaş uygulayacağız. Ama size tekrardan söylüyorum. Şimdi biz gazetelere manşet olup haber olmak istemeyiz. Çok işte gittik biz tanıttık kendimizi, gittik onu yaptık, bunu yaptık. Bunlar hikayedir. Bunlar bizim bir reklamla ihtiyacımız yok. Herkesin bir işi, bir gücü var. Bir hayatı var. Bizi bir tek ilgilendiren halkın menfaati oluşması. İnşallah umarım yakında bu işler daha su üstüne çıkmaya başlar. Ve belli bir şey oluşuyor. Çünkü Rumların bir şeyi var Meyran. Rumlarla işbirliği yapmanın bir sıkıntısı vardır. Şimdi bunlar Givernisi dedikleri hükümete, yani hükümet mantığı var. Aman hükümet öyle yapar, öyle böyle yapar diye de belli sıkıntıları var. Geçmiş hükümetler de bu Papadopoulos'un uygulamaya çalıştıkları ve onun partisinin uyguladıkları o şeyler, baskılar falan filan veya o paradigma yavaş yavaş yıkıyorlar. Çok da endişe ederler. Mesela örnek vermek istiyorum size bunu. İşte bizim Kasım ayında yaptığımız bir toplantı vardı. O evle beraber burada bir yemek yedik, bir şeyler yaptık. O ev başkanı Christos Mihalidis kalktı gitti ve Türkiye'deki bir gazeteye dedi ki biz Kıbrıs olarak Türkiye'nin Hong Kong'u olacağız. Hı hı. Aman Allah'ım sen ben bunu söyleyen. Adamı yediler bitirdiler Rum tarafında. Ta ki Sayın Anastasiadis devreye girsin ve desin ki ya ne oğlum sen korkma devam et. Ben Anastasiadis ve ben ve Mihalidis Anastasiadis'e gittik sorduk beraber. Yanımızda arkadaşlarımız da vardı her iki taraftan kişiler kişi. Biz işbirliği yapacağız. Ama sakın lütfen kalkıp gidip de yani işte bu sahte devlet bilmem ne falan filan durumu çıkarıp bu adamları eğer rencide edecekseniz biz şimdiden bu işe girmeyelim. Anastasiadis hakikaten bence ileriyi gören bir adam yoktur. Öyle bir şey yoktur. Ya dedi ben dedi zaten vatan hainiydim biliyorsunuz. Belli bir müddet anlam planını desteklediğim için. Bütün bunlar bizi umutlu eder. Bütün bunlar bizi mutlu eder. Biz çalışabilirsek, akıllı bir şekilde çalışabilirsek, akıllı mesajlar verirsek, zamanını da çok iyi belirlersek ve birinin de sıkıntıya sokmadan iş yaparsak bence daha iyi yerlere gideceğiz. Evet. Zaman işbirliği zamanıdır. Tekrardan söylüyorum. Yani bizim elimizi alıp böyle karaboya işte onu yaptı, bunu yaptı. Ya Ercan konusu var. Örnek vermek istiyorum. Yani Ercan konusunda belli yanlışlıklar var ama bu memlekette özelleştirmeyi belli konular var ve Optusman da haklıdır. Yani Emine Hanım bu işte haklıdır. Çok doğru düşünüyor. Onu da ziyaret edeceğiz. Randevu aldık. Gideceğiz. Tam olayı netleştirelim ama yahu zaten bu özelleştirme dediğiniz mantık içerisinde. Kıbrıs Türk Hava... Özelleştirme diyorsunuz burada Meyil Hanım. Adam diyor ki ya bunlar Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı batırdı. Demek ki özelleştirme kötü şey. Tamamen yanlış. Özelleştirme peki. Bu değil. Peki yavaş konu başlığı açıyorsunuz Sayın Başkan ama sonuna yaklaşıyoruz sohbetimizin. Pardon. Siz doğru yapılan özelleştirmeye karşı olmadığınızı söylüyorsunuz ama özelleştirme bizim için çok önemli. Olması lazım. Evet. Bir konu daha var atlamak istemiyorum. İşbirliklerinden yola çıkmışken bu işte Davos ziyaretleri ve işte çok önemli bir gündemdi. Hepimiz takip ettik ama bir gündem daha vardı. Akel örneğin gidip Türkiye'de Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'yla Başbakanı'yla görüştü. Bu da önemli bir gelişme. Var mı ona söylemek istediğiniz? Vallahi biz Akel Yeniseret'le 3-5 kere görüştük iş adı olarak. Evet. Ve ilk görüşmemizde ben onu da söyleyeyim. Biz sorduk Akel'e yani sen nasıldır filan. Ya dedi ben Mevlüt Çavuşoğlu dedi çok iyi dostum. Ve bunu biz Sayın Çavuşoğlu'na sorduk kendisiyle ziyaret ettik. Sorduk ya dedi çok doğrudur iyi bir şeyimiz var. Bu insanların dostlukları, bu insanların birbirlerini tanımaları ve güvenmeleri, Avrupa Meclisi'nde beraber çalışmaları bize
çok büyük getirisi vardır Kıbrıs'a. Dolayısıyla bu özel dostlukların da Kıbrıs sorunun çözümüne çok büyük bir katkısı olacaktır. Ben şahsen inanıyorum ki yani bu dostluklar, bu bizim işbirliklerimiz iş adamları seviyesinde, politikacılar seviyesinde bu insanların yapacakları işler Kıbrıs sorunun yalnız çözümüne yardımcı olur. En büyük isteğimiz de budur. İnanınız ki hiç başka bir gündemimiz yoktur bizim. Evet. Var daha iyi bir Kıbrıs ama önceliğimiz aman Kıbrıs sorunu çözülsün, aman buna nasıl destek olacağız? Bazı tabular da artık yavaş yavaş yıkılıyor sanırım. İşte AKEL Genel Sekreteri Türkiye'ye gidiyor, temaslarda bulunuyor, evet, görüşüyor. Siz örneğin işte az önce bahsettiğiniz bir işbirliği var. Sanırım bu da Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili önemli. Ticaret Odası'nın yapmış olduğu, Fikri Bey'in yapmış olduğu çok değerli temaslar var. Evet. Çok iyi şekilde götürüyorlar. Yani çok iyi temaslar yapıyor Fikri Bey. Medya Tebrik neresinde gibi. Sayın Efendim? Başkan? Medya neresinde? O işbirliğini, örneğin bizim işte bir belgeselimiz var. O belgeseli RİK'te yayınlandı. Bilirim. Ne söylemek? Medya işte günlük. Şimdi Kıbrıs'taki bizim gündemimiz sizin değişmesi gerekir. Onun için biz bugün buraya da geldik. Umarım medya birkaç, işte bu akşam da bir programdayız. Evet. Mümkün mertebe medyayı da uyarmaya çalışacağız ama onların da hakkı. Güney'le işbirliği yapabiliyor mu? Yani siz de aslında sizin de bir kanalınız var ve Güney'le işbirliği de artık yavaş yavaş o tabuların da yıkılması lazım sanırım. Birbirimize her iki taraf için de yıkılması lazım. Yalnız Türk tarafı için tabii, değil. Tabii. Vallahi onu işte zaman belli şeylere ilaçtır. Evet. Yani ben başka şeyler de getirdim. Buraya işte ithalatımız, Rum tarafıyla olan işte bu sınır ticareti falan filan, yeşil hat ticareti dedikleri iş. Bunların ne kadar gereksiz olduğu, ne kadar çok az olduğunu söyleyecektim. Neyse bunları söyleyemedik birkaç ama. Birkaç cümle var. Vallahi ben size söyleyeyim mi? Tekrardan söylüyorum. Mesela yeşil hat tüzüğünü yaptılar ve yeşil hat tüzüğünden dolayı bir işbirliği ortamı yaptırmaya çalıştılar. Yürümedi. Yani ithalat büyük bir oran değil bu. Bizim şeyimize baktım. Yani bizim ithalatımıza baktım. 75 yılında ne kadar ithalat yapardık. Ve şimdiki yılda ithalatımız yani nedir? US dolar olarak baktım. Yaptık. Mesela elimizdeki verilere göre 75 yılındaki durumumuz bizim. 69 bin dolarlık bir ithalatımız varken şimdiki durumda 1.8 milyon 1.800 milyon bir şeyimiz var. İthalatımız var. Büyük miktarda bir ekonomimiz oluştu bu zarf içerisinde. Büyük yerlere gittik. Bizim bir tek ricamız bu işin hem ithalatımızın çiftleneceği, üçe katlanacağı, hem ihracatımızın çiftlenip üçe katlanacağı, yani pastanın büyüyebileceği belli şeyler olacaktır. Bunlar için de 3-4 tane sektörümüzdür ana taşıyıcı. Bir tanesi turizmdir. Turizmi doğru yapacağız. Doğru şekilde yapacağız. İkincisi servis endüstrimizdir. Üçüncüsü üniversiteler sektörümüzdür. Dördüncüsü de sair dediğimiz teknolojiye olan, yani yapılmayan şeyler vardır. Bunlardır. Dolayısıyla biz bu şeylerin, sektörlerin çok gelişeceğine inanıyoruz. Büyük bir atılımlar olacak. Belli şeyleri de unutmuş olabilirim söylerken ama ana fikir bir çözümün bu ülkeye büyük refah getireceğidir. Türk tarafına da, Rum tarafına da, halka da, insanlara da. Ve ben hiç tahmin etmiyorum yani işte öyle olacak mı, böyle olacak mı diyenler olacak. İki bölgelisin. İsteyen istediği tarafa gider, isteyen istediği gitmez. Sevmeyen de gitmesin, yalsın burada. Yani öyle bir durum. Dolayısıyla günün sonunda buraya çok mühim miktarda Türk turisti gelecektir. Her iki tarafı da ihya edecektir. Hem Türk tarafını hem Rum tarafını. Turizm rayına oturacaktır. Doğru turizm yapılacaktır. Ada doğru dürüst bir yeşil ada olacaktır. Efendim güneş enerjisinden faydalanacağız. Avrupa Birliği normlarına göre. Avrupa Birliği normlarına göre bu abuk sabuk işte o yakıttır bu yakıttır onlar gidecek. Zaten gaz ana şeyimiz, yakıtımız olacak. Bütün bunlar için çözüm. Bütün bunlar için çözüm lazım. Halkımızın etrafımızda dünya kadar şeyler olacak. Yani platformlar olacak, her zaman söylüyorum yani. Platformlarda çalışacak olan genel olarak bu işi bilenler olacak. Bunların aileleri olacak. Bunlar nerede kalacak? Meydan. Evet. Yani bunlar gidip şeyde Lübnan'da mı kalacak? Yani yoksa Mısır'da mı kalacak? Allah'ını seversen
Sa Suriye'de mi kalacak? Bu insanların kalacakları yer buralarıdır. Dolayısıyla buradaki eğitim sektörü, tıp sektörü dünya çağdaş seviyesine gelecektir. Bu işi tıbbı da standartımız çok yükselecektir. Tıp da olsun, eğitim de olsun, bakkal işi olmayacaktır. Peki. Bakkal işi olmayacaktır, bir kere daha söylüyorum. Yani bakkallıya işte alıp satayım şey olacak değil. Hakiki bir servis yeri olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü elimizde çok büyük imkanlar vardır. Evet. Yani siz İsrail'li Hadassah'ın ne olduğunu bilir misiniz bilmiyorum ama İsrail'in Hadassah diye bir yeri var Tel Aviv'de. Jerusalem neydi? Allah unuttum, kusura bakmayın. Araplardan şeyin Kudüs. Kudüs'te El Hadassah diye bir şey var. Büyük, çok büyük bir hastaneler zinciri var. Amerika'dan insanlar gelir yavrular, orada ameliyat olur. Türkiye'den insanlar gelir, ameliyat olur. Arap şehirleri gelir, orada ameliyat olur. Yani biz o kadar çok büyük bir imkanlara kavuşabiliriz ki, yeter ki tahayyül edelim. Yaşlı bakım evleri olsun. Öğrencilerin kalacakları, ailelerinin girip kalabilecekleri ortamlar olsun. Onların eğlenceleri olsun. Hizmet sektöründe büyük patlamalar olacak. Peki. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yine görüş alırız sizden Sayın Başkan. İyi olur. Mutlu oluruz. İş insanlarının vereceği mesajlar da çok önemli. Tabii tüm sivil toplum örgütlerinin işbirliği çok önemli. Kolay gelsin diyoruz çalışmalarınızda. Biz de size kolay gelsin diyoruz. Madem ki bize yer verdiniz, siz de çözümcüsünüz demektir. Biz güçlüğümüzü ispatladık diye düşünüyorum Sayın Başkan. Vallahi bakalım göreceğiz. Çözümüyle ilgili. Peki. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum sizleri. Çok sağ olun. İyi işinizi devam ettirdin. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ve değerli izleyenler, tabii ki ilk bölümde de ikinci bölümde de konuklarımız olacağını söylemiştik. Şimdi reklamlarımız var. Reklamlar sonrasında bu kez Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Sayın Asım İdris bizlerle birlikte olacak. İkinci bölümde yeniden karşınızda olacağız. Şimdi biz iki... Yolculuk bir başka. Macera bir başka. Eğlence bir başka. Hayat bir başka. Bir başka güzel. Yeni BMW 1 serisi. Günlerde herkes Viraj Home Center'ı konuşuyor. Evinin şıklığını düşünenler mutlaka Viraj Home Center'a uğrayacak. Tencereden tavaya, havludan nevresime, renk renk, desen desen, dekoratif seramik ve ahşap ev aksesuarlarına kadar ne ararsak buluyoruz. Hele o Kütahya porselenin yeni neslin geleceğini korumak için çevreyle dost ürünleri yok mu? Bütün ürünler hem renkli hem zarif. Siz de sevdiklerinizin kalbine minik dokunuşlar yapmak istiyorsanız Viraj Home Center'a gelin. Viraj Home Center, Yeni Hastane Yolu, Doğu Akdeniz Doğa Koleji karşısı Mausa'da. Telefon 365-6740. Bu Albert. İnsanlar ona kaplumbağa diyor. 10 metrelik mesafeyi dinlene dinlene yaklaşık 40 dakikada yürüyor. Albert Lefkoşa'dan Girne'ye gidecek olsa bu seyahat ortalama bir gün 7 saat 49 dakika sürecek. Durum böyle olsa da Albert'ın yavaş olduğu konusundaki iddialar tamamen gerçek dışı. Çünkü doğaya atılan bir plastik şişe ancak 450 yılda yok oluyor. Bir cam şişenin ise doğada çözülme süresi ortalama 1 milyon yıl. Bizim atıklarımız başkalarının hayatını da etkiliyor. Albert'a yavaş diyenler aslında bu gezegeni ondan çok daha hızlı kirletiyor. Gezegenimize sahip çıkalım. Hem de hemen. Avrupa Komisyonu
Kıbrıs Temsilciliği. Durmuş Güllü Oto Elektrik, aracınızın dostu. Klima gazlama ve tamiri, şarj dinamosu ve marş tamiri, alarm tep montajı, anahtar kodlama ve ABS, SRS, airbag, beyin tamiri, cam kriko tamiri, 12 ve 24 volt arıza tespiti, merkezi kilit ve uzaktan kumanda tamiri, park sensör montajı. Hizmetlerimiz için bize 0533 846 9973 veya 0542 874 45 71 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 16. Sokak, Lefkoşa. Mustafa Hacı Ali İnşaat Deneyimi sizlere özlediğiniz hayatı sunuyor. Dünya mimarisiyle Kıbrıs Türk mimarisini birleştiren farklı projeler. Birinci sınıf inşaat ve elektrik malzemeleri. Kaliteli ve titiz işçilik anlayışı. Satış öncesi ve sonrası müşteri memnuniyeti. Bizi tercih etmeniz bize değer katarken mutluluğunuz en büyük kazancımızdır. Mustafa Hacı Ali İnşaat Lefkoşa Ofis 2280-682 ve 2270-223. Girne Ofis 81-58-188. Web www.hacialihomes.com. Çocukların sokaklarda pil ile oynadığı, düğünlerde herselerin kaynadığı zamanlarda kuruldu Kıbrıs Türk Petrolü. Yıllar geçtikçe nesiller geldi geçti ve birçok şey değişti. Ama Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı hiç değişmedi. Bugün 40. yıl dönümünü kutlayan Kıbrıs Türk Petrolleri daha nice 40 yıl Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı olmaya devam edecek. Bu başarı hepimizin. MaxWipe en iyi kalite ve en uygun fiyatlarla çiftçinin dostu. 0 kilometre 34, 41, 52 horsepower gücünde yağmur marka traktörlere 1 yıl yedek parça ve servis garantisi. Süresiz yedek parça temin garantisiyle ikinci el Japon markası Kubota bahçe traktörleri. Ve şimdi 150 yıllık geçmişe sahip, çok iyi durumda, az kullanılmış, yurt dışından ithal, gözde tarla traktör markası Massey Ferguson'da MaxWipe'da sizleri bekliyor. Dünyanın en kaliteli markalarını ayağınıza getirmeye devam ediyoruz. Aradığınız güç ve yakıt tasarrufunun birleştiği markalar MaxWipe'da. MaxWipe, Kalilant karşısı Mausa'da. Telefon 0533 862 08 74 ve 0533 863 34 35. Önder Alışveriş Merkezlerinde alışveriş artık çok kolay. Hem hesaplı hem karlı. Önder'den çıldırtan Club Card. Ödüllendiren bol avantajlı Club Card'la kazandıkça kazan, alışveriş yaptıkça mangır kazan. Nasıl mı? Hemen gel Önder'e, üye ol zahmetsizce, artık Club Card cebinizde. Gelsin indirimler, kuponlar, hediyeler. Param yeter mi diye korkma, çıldırtan kartla alışverişi ikiye katla. Tüm puanlarını rahat rahat harca. Hem kazançlı hem keyifli, ailenizin avantajlı ödüllendiren indirim kartı. Club Card. Club Card. Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle, internet bankacılığı ile çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizle öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle. Evim benim, her şeyim, her odası, her köşesi benim. Beni en çok evim anlar.
İndirim tepe onda başlar. Bahçem, salonum, mutfağım, ailem, konuklarım, dostlarım beni en çok evim anlar. Mutluluk tepe onda başlar. Jingle bells, jingle bells, 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 bells. Talihsiz mobilya ile yeni yılda talih size gülüyor. Talihsiz mobilyadan koltuk takımı alana beyaz eşya hediye. Evet, yanlış duymadınız. Şık tasarımlarıyla, modern tarzıyla evinize şıklık getiren koltuk takımını talihsiz mobilyadan alın, beyaz eşya hediyemiz olsun. Sakın kaçırmayın. Yolculuk bir başka. Macera bir başka. Eğlence bir başka. Hayat bir başka. Bir başka güzel. Yeni BMW 1 serisi. Bilinen, sevilen, hayran olunan bir mekan. Kaliforniya'nın Gold. Sıcak bir ortam. Kaliteli bir servis. Lezzetli bir yemek. Temiz bir mutfak. Hepsi bir arada. Kaliforniya'nın Gold. Yeni yıla özel koleksiyonlarla en güzel çikolatalar karamelde. Karamel, Lemar karşısı Ortaköy Lefkoşa'da. Kıbrısnet'le wireless kapsama alanındasınız. Siz de hemen mahir bilgisayardan Kıbrısnet wireless internet bağlatın, rahat edin. Üstelik Kıbrısnet ADSL müşterilerimiz gibi siz de kapsama alanı olan her yerde internete ücretsiz girin. Kıbrısnet mahir bilgisayarda. 228-85-85. Mahir Bilgisayar. Yıllar öncesinden günümüze gelen, Leonardo da Vinci'yi hayran bırakan, Kıbrıs'ın önemli bir kültürel parçası olan dünyaca ünlü Lefkara Nakışı. Hiçbir yerde bulunamayan, yok olmaya yüz tutmuş desenleriyle tepsiler, panolar, kutular, kalemlikler, çantalar, cüzdanlar, kolyeler, bilezikler, yüzükler, bardak altlıkları, saatler, gözlük ve telefon kılıfları ve birçok farklı aksesuarlar. Kıbrıs'ın çok eskiye dayanan camaltı sanatlarından koza işinin eşsiz desenleri. Bir zamanlar meşhur Kıbrıs ipeğinin ham maddesi olan, fakat günümüzde koza işlerine can katan, renk katan, sarı koza sayesinde üretilen Kıbrıs koza işlerinden tepsiler, panolar ve ikram ve mücevher kutuları, kalemlikler, saatler. Ve artık üretimi çok azalmış ve Kıbrıslı Türklere ait lapta işi, diğer adıyla hesap işinin kendine özgü desenleriyle Lefkara Corner'da bulabilirsiniz. Nakış çeşitlerinin örtüleri dahil olmak üzere tepsiler, panolar, kutular, kalemlikler. Kıbrıs işlerine sahip çıkmak demek kültürümüze sahip çıkmaktır. El işlerinin üretimine sahip çıkmak, kadının ekonomik bağımsızlığına sahip çıkmaktır. Kıbrıs işlerini koruyalım, yaşatalım, tanıtalım. Lefkara Corner, No 18 Büyükhan'da,
ve 81 Asmaaltı Sokak Lefkoşa'da hizmetinizde. Kıbrıs'ın kültürel mirasının korunması ve tanıtılması projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte ve Süha Ticaret tarafından yürütülmektedir. Bu reklam Avrupa Birliği desteğiyle üretilmiştir. Bu reklamın hazırlanması tamamen Süha Ticaret'e ait olup kesinlikle Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtıyor olarak kabul edilemez. Yeniden merhaba değerli izleyenlerimiz. Söylemiştik ama hatırlatalım. İkinci bölümde stüdyo konuğumuz yine bizlerle birlikte stüdyomuzda Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Sayın Asım İtris var. Hoş geldiniz demek istiyorum ben size. Sizden gündemdeki konularla ilgili değerlendirme alacağız. Kıbrıs sorunu başlıca konuşacağımız konu olacak. Toplumcu Demokrasi Partisi olarak aslında Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili duruşunuzu zaten biliyoruz. Ama süreci nasıl takip ediyorsunuz? İşte Davos'ta çok önemli gelişmeler yaşandı. Dün Sayın Cumhurbaşkanı adaya geri dönüş yaptı. İki lider Davos'ta ilk kez bir araya geldiler. Bu önemli bir gelişmeydi. Sadece bu bile önemli olarak adledildi. Bunun dışında bir su meselesi var ki nasıl çözümlenecek? Siz geçenlerde CTP'yi de ziyaret ettiniz, görüş alışverişinde bulundunuz ama daha önce TDP'nin yapmış olduğu açıklamalarda dik durun, yanınızda dimdik durmaya devam edelim biz de şeklindeydi. Neler gözlemliyorsunuz? Değerlendirme almak isteriz sizden. Şimdi öncelikle Kıbrıs sorunuyla başlayalım. Ne görüyorsunuz? Davos'u nasıl takip ettiniz? Neler söyleyebilirsiniz? Evet. Davos aslında herkesin beklentisini artıran bir görüşme süreci olduğunu düşünüyoruz biz. Gitmeden önce de herkes büyük bir beklenti içerisindeydi. Tabii süreç içerisinde bu bilgilendirmeleri alıyoruz. Gerek her cuma Cumhurbaşkanlığı'yla yapılan toplantılar var. Gerekse de meclisteki tutanaklardan tabii milletvekili arkadaşlarımız okuyorlar, bizlere bunları aktarıyorlar. Tabii ki belli bir noktaya gelindi görüşmeler çerçevesinde. Ama tabii ki garantörlükle ilgili, toprakla ilgili konular daha detaylandırılmadı. Daha evet, tam görüşmeye açılmamıştı. Evet. Tabii ki Davos'a baktığımızda Davos'ta iki liderin eşit şekilde ağırlandığını, hatta bundan Güney'in de açıklamalarına baktığımızda bazı partilerin, bazı çevrelerin de rahatsız olduğunu da görüyoruz. Evet. Ne yazık ki diyelim. Çünkü bazı tabular hala yıkılmadı sanırım. Ama bu da işin içinde olabilecek, evet, işin zorluklarıyla, zorluklarının bir parçasıdır diye düşünüyoruz açıkçası. Bundan da çekinmiyoruz. İki büyük parti, DİSİ ve AKEL'in bu konuda olumlu tutumu var. Diğer partilerin... Siyasi bir risk aldı mı sizce Anastasiadis? Yani baştan belli aslında alıyor Anastasiadis de bu konuda. Onu da takdir etmek lazım. Kesinlikle herhalde, onu da takdir etmek lazım. Zaten sadece şunu bile kabul etmesi ciddi bir ilerlemeydi. Yani KKTC'de bulunan tüm vatandaşların nereden gelir, nereden gelmiş olduğuna bakılmaksızın hepsinin Avrupa Birliği vatandaşı olabilmelerinin önünün açılması bile Kıbrıs sorunu açısından ciddi bir ilerleme olduğunu düşünüyoruz. Tabii orada iki toplumun eşit şekilde ağırlanması, birçok başlığın aslında konuşulur pozisyona gelmesi önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki Cumhurbaşkanımız daha yeni geldi. Resmi açıklamaları olmadı yanılmıyorsam. Ben göremedim henüz. Belki ben fark edemedim ama. Daha net görebileceğiz önümüzdeki günlerde. Yani bunu da tam biz de net detayları aldıktan sonra daha etkin bir şekilde yorumlayabileceğiz ama Davos'un beklentilerin doğrultusunda olumlu geçtiği havasını hissediyoruz. Güney'de bazı çevreler dediğim gibi rahatsız olmuş olabilir ama bir çözüm de olacak ise bu iki toplumun eşitliğine dayalı olacak, iki toplumun birbirini kabul etmesine dayalı olacak. Bunun da başka yolu yoktur. Bazı çevreler rahatsız olur diye bundan geri durmak da bizim açımızdan mümkün olmayacağını tabii düşünürüz. Tabii oradan sızan şeylere bakıyoruz. Yani mal
mal mülk konusu daha önce konuşulmuştu ama toprak kısmı görüşülmemişti süreçte. Orada toprakla ilgili de bazı konuşmaların olduğuna dair ipuçlarını alıyoruz ama dediğim gibi direkt olarak Cumhurbaşkanlığından bir daha açıklama gelmedi. Orada algıladığımız güzel yurdu da biraz pazarlık noktasına çekmeye çalıştığı yönünde Sayın Akıncı'nın bilgiler geldiğini okuduk bugünkü gazetelerde. Yani örneğin son Amman planında güzel yurdun verileceği gibi bir durum vardı. Şimdi bu biraz değişiyor mu sizce? Yani, anladığım kadarıyla yani yine gazeteler üzerinden giden şeyde tabii ki iki bölgelilik unsurunu yerine getirebilmek için bir toprak alışverişi demin olacak. Zaten tabii. Bu geçmişten gelen bütün anlaşmalarda var olan bir şey. Annan'la da vardı. Ondan öncesinde de vardı. Tabii buradaki iki bölgeliliği toprak vererek bir yerde somutlaştırmak isteniyor. Yani mümkün mertebe bazı verilecek topraklarla içimize gelecek Rum sayısının dengelenmesiyle ilgili bir çaba da var. Evet. Tabii buraya kadar hep dediğiniz gibi güzel yurt vardı. Ama burada ben açıkçası teyit etme ihtiyacım vardır. Yani bu sızan haberin doğruluğu nedir ne değildir. Yani vatandaşımızı da o bölgede olan vatandaşımızı da eğer böyle bir şey konuşulmamışsa böyle bir beklenti içerisine sokmak ve sonradan hayal kırıklığına uğratmak da çok doğru değil. Ama anladığımız kadarıyla toprakta, garantilerde, diğer konularda Davos'ta burada görüşülmemiş olmasına rağmen orada belli miktarda görüşüldü. Ve çıkan sonuçta da Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada prestijinin arttığı ki bunu Güney de aslında teslim ediyor. Görüşmelerin olumlu olduğu ama detayları daha tam net olarak öğrenemediğimiz bir noktadayız. Herhalde bu hafta içerisinde detayları alıp daha da net bir değerlendirme yapabileceğiz. Evet, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili Kıbrıslı Türklerin bu yöndeki tavrını ortaya koymaları Sayın İdris aslında daha uzun bir süreye eşdeğer ama Güney Kıbrıs'ı sizce bu sürece iten sebepler nelerdir? Yani ne oluyor da örneğin Anastasiadis eşit statüdeki bir lider gibi Sayın Akıncı'yla Davos'ta yer alıyor. Bu süreci biraz değerlendirebilir misiniz bize? Tabii bu birincisi olması gerekendir tabii. diye düşünüyorum. Yani böyle olduğu için de sürecin önü açılmış durumdadır. Olumlu bir hava vardır. İkincisi bizim tarafta gerçekten daha önceki dönemde çözümle ilgili bir motivasyon yoktu. Liderlik de bu konuda Sayın Eroğlu da yani görüşür ama istemez pozisyondaydı. O yüzden tıkansında bir yerde kopsun artık bu görüşmeler diye düşünülüyordu. Geçen yıl bugünlerde yani geçen yılın Ocak ayında umudun U harfi yoktu toplumun içerisinde. Yani görüşmeler bir yere varır mı tekrar umut kazanabilir miyiz gibi bir umut yoktu. Sayın Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığını kazanması aslında hem kuzeyde hem güneyde hem de ilgili devletlerde bir olumluluk yarattı. Bir etkenin bu olduğunu düşünüyorum ve hemen ardından zaten Sayın Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığına gelmesinin hemen ardından da çok yoğun bir sürece girildi ve bugün baktığımızda bir referandum olacak mı olmayacak mı işte Davos'a kadar giden bir süreç ortaya çıktı. Birincisi Kıbrıs Türk'ü adına istekli durmak ve sorunu çözme isteğinde bulunmanın bu süreci tetiklediğini ve Güney'in de bu sürecin arkasında kalamadığını düşünüyorum. Yani bir tarafta çok istekli ve uğraşan Kıbrıs Türk liderliği var. Diğer tarafta isteksiz durabilecek bir Rum liderliği olamazdı. Bunu domine etti bu durum. İkincisi konjektürdür. Ülkede bulunan, etrafında bulunan doğalgaz, diğer zenginliklerden herkes bahsediyor ve bu konuların nasıl Avrupa'ya taşınacağını, nasıl yönlendirileceği çok konuşuluyor. Bundan da bunun da ortaya çıkması süreci olumlu tetiklemiştir. Güney'in ekonomik koşullarının kötü olmasını dönemlik olarak değerlendiriyorum. Ama evet bir miktar belki bu olumlu yani çözüm için biraz olumlu bakmalarına neden olmuştur ama çok büyük boyutlu bir etken olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ekonomik krizler gelip geçicidir. Bunun çok büyük bir motivasyon olmadığını düşünüyorum ama adada bulunan doğal zenginliklerin paylaşımının dünya tarafından bu doğal zenginliklerin
Avrupa'ya taşınması sürecinde Türkiye'nin de içinde bulunabileceği, herkesin bundan bir pay alabileceği bir ortamın ortaya çıkmış olması da sanırım Kıbrıs'taki çözümün olumlu yönde ilerlemesinin nedenlerinden biridir. Evet, peki. Şimdi aslında Davos'la birlikte az önce de biraz konuğumuza değindik ama ben sizden bir siyasi partinin sorumlu ikinci ismi olarak değerlendirmek almak isterim. Şöyle ki, örneğin AKEL'de Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Başbakanı ile bir araya geldi. AKEL Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Bu da öyle çok rastladığımız bir konu değil. Bunu nasıl değerlendirirsiniz ve aslında belki Toplumcu Demokrasi Partisi ana muhalefette olan bir parti değil ama muhalefette olup da Kıbrıs sorununu savunan bir siyasi parti. Dolayısıyla Kıbrıs sorununun çözümünü savunan bir siyasi parti. Dolayısıyla sizin de benzer girişimleriniz olur mu? Biraz daha siyasi olarak değerlendirmenizi isterim. Hem AKEL'in Türkiye ziyaretini hem de TDP olarak ne yapmayı planladığınızı. Biz açıkçası herkesin herkeste görüşmesi konusunda bir şey getirmeyiz. Yani AKEL gitmiş Türkiye'de görüşmüş, bizim ona bir itirazımız olmaz. Hatta artması yönünde, diyalogların artması yönünde talebimiz ancak olabilir. Bazen bazı görüşmelerde, bazı yapılanlarda ne yazık ki toplumumuzda farklı algılamalar ya da farklı yorumlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte mesela şimdi Türkiye'de HDP'nin kongresi vardı. Bir davet ettiler. Biz katıldık. Vay niye katılırsınız? Şimdi aynı şekilde biz kendi kongremize mecliste Türkiye'de temsil edilen bütün partileri davet ettik. Evet. MHP'den tutun hepsine kadar. Daha önceki yıllarda da benzer şekilde. Vay niçin filanı davet edersiniz? Evet. Biz Güney'le görüşürüz. Biz yani Türkiye'yle niye görüşmeyelim ki? Ya da Avrupa'yla görüşürüz. Yani herkes herkeste konuşabilir. Tabii ki yani aslında iki boyutu var. Güney'den bir partinin Türkiye'de görüşmeyi diyalog içerisine girmesi. Hem olumlu yönü var. Görüşme konusunda Türkiye'de muhatap alıyorlar açıkçası. Biraz da esas muhatapları olarak da görüyorlardır evet, diye düşünüyorum. Evet, onu soracaktım size. Acaba biraz burukluk hissediyor muyuz bu konuda? Yani özellikle Güney Kıbrıs'ın işte Türkiye'yi sürekli hedef alır şekilde hareket ediyor olmasının bir sonucu olabilir mi AKEL'in yani bu ziyareti? Bu şey olabilir. Yani o şekilde de görüyor, o şekildedir de bugüne kadarki birçok tutum ama bu böyle olmuş olsa bile atlama gibi algılıyoruz tabii ki bunu ama yine de bir diyaloğun olmasında fayda vardır. Sonuçta biz Yunanistan'la da görüşebiliriz. Bu güneyi atlamışız anlamına gelmeyecek. Esas olan buradaki çözüm sürecinde Kıbrıs Türk'ünün kendi özgür iradesiyle bu süreci yürütebilip yürütemediğiyle bakmaktan geçiyor. Bizim şu anda bundan yadırgayacak bir pozisyonumuz olduğunu düşünmüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu süreci şu anda bak gördüğümüz kadarıyla Kıbrıs Türk'ünün istenci doğrultusunda, Kıbrıs Türk'ünden aldığı güçlü destek doğrultusunda domine ediyor ve süreci de o yönde yürütüyor. Bu şekilde yürüdükten sonra ve süreçte de Kıbrıs Türk'ünün süreçte Kıbrıs Türk'ü özne olabildikten sonra etraftaki diğer bütün aktörlerin birbiriyle görüşmesinden bir sakınca duymayız. Evet. Sonuçta Güney muhatap olarak bizi görüyor ve bizimle bu pazarlığı yürütüyorsa tabii ki Türkiye ile de bu görüşmeleri yapabilir. Zaten aynı günlere denk gelen Davos'ta liderler bir aradaydı. Evet. Böyle de yani bir durum görüşecek var. Görüşecek de yani bunu Türkiye'siz bir çözüm de çok mümkün değil. Yunanistan'sız bir çözüm de çok mümkün değil. Yani sadece Kıbrıslılara ait bir çözüm diye bazen söylüyoruz kulağa belki hoş geliyor ama sadece Kıbrıslıları ilgilendirmediği için buradaki konjektür diğer unsurların da mutlaka katkısı ya da ağırlığı olacaktır. O yüzden bizde bir kolaylık vardır. Yani hemen karşı çıkarsınız. Yani işte bu bununla görüştü. Niye görüşmesin ki? Yani esas olan biraz önce bahsettiğim konudur. Yani bizim esas Kıbrıs çözüm sürecinde süreci Kıbrıs Türk'ünün istekleri, Kıbrıs Türk'ünün menfaati doğrultusunda yürütebiliyor muyuz? Kıbrıs çözüm sürecinde özne olabiliyor muyuz? Bunu başarmış isek diğer dediğimiz çekinceler, korkular çok yerli değildir diye düşünüyorum. Evet, peki.
Şu algı da var ama bu konuda ne söylemek istersiniz? Tam da işte önemli olan Kıbrıs Türk halkının da bir özne oluyor olmasıdır dediniz. Toplumda zaman zaman şu sesler de yükseliyor. İşte Türkiye isterse olur. İşte Türkiye'nin dediği olur. Hı hı. Türkiye istemezse Kıbrıs sorunu çözülmez gibi sesler de var. Ne söyleyebilirsiniz bunlarla ilgili? Tabii bir geçmişten gelen birçok tecrübeyle birlikte oluşuyor bazı yargılar. Bunu da kabul ediyoruz biz. Ama Türkiye'nin de çıkarını olduğunu düşünüyoruz. Yani Türkiye'ye de bunu görüştüğümüzde anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden Türkiye'deki bütün partilerle diyalog kurmak istiyoruz ve mesela bu hafta içerisinde CHP'den milletvekillerinden oluşan bir heyet gelecek. Bizi ziyaret edecek ve onlarla da bunu anlatacağız. Bunu söylemeye çalışacağız. Dönem dönem AK Parti ile de geldiklerinde ya da biz gittiğimizde görüşmeler yapmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ama burada Türkiye'nin istemezse olmaz, o zaman yani bir üstüne de çıkabilirsiniz. O zaman Amerika da istemezse olmaz, Avrupa da istemezse olmaz. Ne yapacağız? Biz bu işi bekleyeceğiz, birileri istesin ve o şekilde mi domine edeceğiz? Kıbrıs'ta çözüme en çok ihtiyacı olan kesim Kıbrıs Türküdür. Burada da Kıbrıs Türküne muhatap olduğu her türlü bu sorunla ilgili her türlü muhatabını ikna etmek ya da bu sürece dahil etmek için elinden geleni yapması gerektiğini ve durumu anlatması gerektiğini inanıyoruz. Ve ben yine Cumhurbaşkanı'nın seçildiği güne düşünüyorum. Yani o gün kimse motive değildi bu konuyla ilgili. Türkiye de motive değildi o gün itibarıyla. Ama şu anda motivedir herkes. Bugünkü Davos sürecini geçen yıl Şubat ayında, Mart ayında deseydik gelecek yıl böyle tarihlerde bir Davos'ta böyle bir zirve olacak. Herkes umutlanacak. Belki de referanduma gitme süreci yaşayacağız. Bence kimse bu öngörüyü doğru olarak kabul etmezdi. O yüzden Türkiye neden istemesin diye bakıyorum. Kıbrıs'ta bir çözümü, bir önemli sorununu çözebilecektir. Kıbrıs'ta çıkan doğal kaynakların Avrupa'ya aktarılmasından pay alacaktır. Yani bu biraz sonra belki de konuşacağız. Türkiye'den gelen suyla aslında daha sonra Avrupa'ya aktarılacak olan bu doğal kaynaklarla ilgili bir mesaj içerdiğini de düşünüyoruz açıkçası bunun. O yüzden Türkiye bu işin karşısında olmayacaktır kendi çıkarları doğrultusunda. Önemli olan herkesin çıkarlarını bir noktada birleştirmek ve bu birleşen noktada Kıbrıs Türkü'nün kendini de bulabileceği, kendini sıkıntı içinde hissedemeyeceği, kendi çıkarlarını da koruyabileceği bir çözüme ulaşabilmek. Sayın Asmitris, şunu sormak istiyorum size. Yavaş yavaş Kıbrıs sorununu da sonlandırıp dediğiniz meseleye, su konusuna gelmek istiyorum. Ama Kıbrıs sorunuyla ilgili bu yıl örneğin bir referandum öngörüyor musunuz siz? Mümkün müdür? Ve siyasi partiler de, sivil toplum örgütleri de ne kadar aktif sizce şu anda? Yani devam eden bir müzakere süreci var, önemli gelişmeler var, Davos'ta liderler bir araya geliyorlar. Taraflar önemli açıklamalar yapıyorlar. Toplum ne kadar bu işin içerisinde, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler neler yapıyor? TDP özelinde de soralım size. Yani bu konuda açıkçası siyasi partiler, toplum geçmiş dönemlere göre daha sakin gözüküyor. Evet. Daha temkinli gözüküyor. Aslında Kıbrıs Türk'ü bir daha çok heyecanlanıp bir daha bir hüsran yaşamak istemediğini düşünüyoruz. Ama liderler de böyle davranıyorlar. Yani bu da çok sağlıklı bir şey. Şu anda bir karşılıklı olumlu giden bir süreç var. Eğer bir noktaya varılır ise bu toplumla paylaşılacak, toplumla bunu paylaştığı noktada değerlendirme şansını bulacak. Tabii ki görmemiz lazım. İlk sürecin başlangıcında Haziran, Temmuz, Ağustos civarlarında hatırlarsanız bir hayır kampanyasına maruz kalıyorduk. Mal mülk üzerinden. Tabii. Bir şeyler kotarılmaya, haritalar şudur budur. Verilecek olan yerlerle ilgili bazı ki daha o zaman görüşülmemişti, daha toprakta görüşülmedi. Ama o zaman biz çıktığımızda şunu söylemiştik Toplumcu Demokrasi Partisi olarak. Önce bir sabredin. Yani olmayan şey üzerinden olumsuz bir tutum sergilemeyin. Önce bekleyin, görün. Gördükten sonra olumlu veya olumsuz tutumunuzu ortaya koyarsınız ve süreç içinde de tutmadı bu. Yani o olumsuz hava süreç içerisinde de ortadan kayboldu. Ama temkinlilik doğru bir yaklaşımdır. Biz de temkinliyiz. Evet, güveniyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza, sürece istiyoruz ama temkinli yaklaşıyoruz biz de. Görelim
tabii ki değerlendirelim. Bütün halkımızla, bütün sivil toplum örgütleriyle, bütün siyasi partilerle ortaya çıkacak olan uzlaşmayı. Çünkü pazarlık süreci var şu anda. Pazarlık süreci bitmeden neyin tam nasıl ortaya çıktığını da göremeyeceğiz. Belki işte güç ve güç paylaşımıyla ilgili bir istediğinizi toprakla belki de karşılaştırırsınız ileriye dönük. Bunlar hepsi bittiğinde aslında ortaya bir büyük Lego gibi yapı oluşacak. Yani bir parçası eksikken bütün dengeler de daha ortada değildir. Evet. Ortaya çıkmayacak. O yüzden bu dengenin ortaya çıkmasını istiyoruz. Biz kendi açımızdan hem süreci yakından takip etmeye çalışıyoruz. Kendi düşüncelerimizi Cumhurbaşkanlığına iletmeye çalışıyoruz. Geçen hafta aslında Kıbrıs konusuyla ilgili Perşembe akşamı parti meclisimizde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Kendi içimizde konuyu tartıştık. Şimdi Davos'tan sonra bu bilgileri de alarak tekrar bir değerlendirme yapıp kendi görüşlerimizi de kamuoyuyla ve Sayın Cumhurbaşkanıyla da paylaşacağız. Eğer önerilerimizi oluşturursak bu yönde. Bunları da paylaşacağız. Çünkü bu konuyla ilgili komitelerimiz de çalışıyor. Herkesin bizim inancımıza göre kendi düşüncesi doğrultusunda çözümle ilgili beklentilerini, düşüncelerini oluşturması, kamuoyuyla paylaşması ve Cumhurbaşkanlığına da iletmesi gerekir. Açıkçası biraz şöyle bir durum var kamuoyunda. İşte Cumhurbaşkanlığı bu süreci yürütecek. İyi olursa alkışlayacak, olmazsa da ne yapalım gibi bir şey var. Bir kolaycılıktayız aslında. Herkesin bu sürece olumlu katkı yapması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ne zaman hareketlenmeye başlar sizce? Referandum ufukta göründüğü gün hareketlenmeye başlar. Evet. Bir metin çıkması gerekir açıkçası. Tabii. Şimdi neye göre tartışacak aslında bak toplumda? Yani tam evet biz okuyoruz tutanakları biliyoruz ama örneğin mal mülk konusu gündeme geldiğinde toplum neyi üzerinden tartışacak şu anda? Bilgi olacak ki bu tartışma yürüyebilsin. Evet. Şimdi yavaş yavaş Kıbrıs sorunuyla ilgili umutlusunuz ama siz de. Yani umutluyuz tabii ki. Ve Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili yine süreç içerisinde görüş alırız sizden. Tabii bu noktada geçmişte yaşanan bazı örnekler de var. Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili Kıbrıslı Türkler örgütlenirken özellikle barış güçleri bir araya gelmişlerdi, birlikte mücadele etmişlerdi. Bu yönde bir sıkıntı var mıdır bu dönemde? Yani belki o şekilde bir örgütlenme gözükmese bile yani barışla beklentisi olanların elbette bir referandum sürecinde işbirliği yapacağını düşünüyorum yani. Peki. Biz varız en azından öyle. O şekilde söyleyebilirim. Peki gelelim su meselesine. Şimdi geçenlerde Efkaf'ın mı yoksa? Bizim su meselemiz daha karışık hale geliyor sanki ama bir noktaya doğru geliniyor gibi. Şimdi siz de Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni ziyaret ettiniz. Görüş alışverişinde bulundunuz. Ne gözlemlediniz? Daha önce TDP'den yapılan bir daha açıklama vardı. Partimiz yani dik durun biz de yanınızda dimdik duralım şeklindeydi bu açıklama. Ne gözlemliyorsunuz Sayın İdris? Neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle su konusu 2010 yılından bu yana gelen bir protokolla gündemimize geldi. Şu anda 2016'dayız ve toplum ne yazık ki 2016'da su kapıya dayanmışken konuyla ilgili detaylı bir bilgiye sahip değil. Sunun yani kaç paraya olacağı, nerede devralınacağı, geçtiği yolların kime ait olacağı, nasıl işletileceği, bunun içerisinde denetimin hangi mekanizmalardan geçeceği gibi birçok konuda soru işareti olduğunu gördük ve bizim parti meclisimizde aldığımız kararda toplumun bu konularda aydınlatılması gerektiğini vurguladık. Çünkü toplum da bilmediği için şu anda ya su geldi, Türkiye'de bu kadar yatırım yapıyor, niye karşı çıkılıyor gibi de bir havada esiyor bazen. Ama aslında toplum bilmiyor şu anda. Yani suyu kaç paradan alacağız? Belediyelerin bu işin içinde olacak mı? Mesela sadece Lefkoşa Belediyesi'nin suyla ilgili 15 milyon yıllık geliri vardı. Bu olmadığında yani bütün belediyelerde ne olacak? Ya da belediyelerin de suyun dağıtımıyla ilgili kendi belediye sınırları içerisinde 600 milyon dolar bahsedilen yatırımları vardır. Bunların da devredileceği konuşulur. Bunlar devredilecek mi, devredilmeyecek mi? Belediyeler nasıl yaşayacak? Su tekelleşecek mi? Denildiği gibi 7 lira olur ise bugün 100 TL ödeyen vatandaş yarın suya 700 TL mi ödeyecek? Yani
gibi birçok soru var aslında. Bunlar netleşmeden de kamuoyunda tartışılamıyor. Bir de hava estiriyor. Ya niçin bu kadar engelliyorsunuz bu işi? İşte bırakın su gelsin. Yani Türkiye zaten bu kadar yatırım yaptı. Biz bu yatırımın karşılığını ödemeyecek miyiz gibi soruluyor. Elbette ki Kıbrıs Türk'ü Türkiye'nin yapmış olduğu bu yatırımın bedelini ödeyecek. Zaten bu yatırımı suyun bedelini ödemekle ilgili bir problem yok. Yalnız ne kadar ödeyeceğimizi, hangi noktadan itibaren ödeyeceğimizi netleşmesi lazım. Bu noktada hükümet ortakları da daha önce birbirinden çelişir ya da hükümetin devamı eder mi etmez mi gibi de tartışmalar yaşandı. Dediğiniz gibi biz de kendi görüşlerimizi bu süreç içerisinde açıkladık ve dedik ki biz suyun baraja düştüğü noktadan itibaren devralınması, ondan sonraki süreçte suyu kendi olanaklarımızla burada oluşturacağımız sistemle, mesela BESKİ örneğinde olduğu gibi belediyelerin de mutlaka işin içinde söz sahibi olacağı bir sistemle dağıtılması taraftarıyız. Elbette ki bizim bazı geçmişte yaptığımız hatalar vardır. Dağıtımıyla ilgili, toplanmasıyla ilgili bazı kaçakların olduğu aşikardır. Ama bu açıklar, bu genel anlamda bazı problemlerin olması bugüne kadar su faaliyetini yürütemediğimiz anlamını da taşımıyor. Biz su faaliyetini yürütüyoruz ve bu su faaliyetini yürütüp bütün kaçaklarına rağmen 1,5 ile 3 lira arasında mal ediyoruz. Evet. Ve su geldiğinde başka bir yanılgı, Kıbrıs Türk'ünün toplam ihtiyacının %50'si gelecek. Bizim diğer yerel kaynaklarımızın da özel sektöre geçme, devredilmesi gibi bir konu da tartışılıyor. Biz buna da karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki bizim barajımızda toplanan su, bizim kuyularımızdan çıkan suyu da bir özel şirkete devredeceğiz ve ondan sonra bir özel şirketin tek elinde nasıl suyu idare edebileceğiz? Bugün Aksa örneği kapımızda zehirli gazı, ne yazık ki mazotu kullanıyor, evet. Ve biz de bunu soluyoruz ve zehirleniyoruz ve bir şirketin tek elinde olmanın getirdiği sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Bunu farkına varıp bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Evet, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin parti meclisinin bir kararı oldu. Bu kararda bahsettiğimiz yönde bir bizim de düşüncelerimiz paralelinde bir açıklama, bir kararları oluştu. Biz bu kararı destekledik. Bazen de yanlış anlaşıldı bu. Eleştirildik de şeyde. Niye destek verdiniz siz Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu şeyine? Biz ama peşin hüküm bir destek vermedik. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi ne yaparsa yapsın biz onun arkasındayız demedik. Şey mi algılıyoruz ama biz? Bir parantez açalım. Böyle muhalefet deyince sanki her şeye tepki gösteren, her alınan karar belki de öyle bir alışkanlık var. Hayır demeniz gerekiyor. Ama biz sorumlu muhalefet yapıyoruz açıkçası. Su önemli bir konudur. Yani bugün su, biz CTP'yi dövüp de bunun dışına iter isek, bu suyu başka partiler olduğu gibi kabul ederse ne yapacağız? Yani bu suyun bu şekilde, yani özel sektöre devredilmesi, tekelleşmesi, bütün geçtiği yolların devredilmesi, Kıbrıs'ta çıkan tüm kaynakların bu oluşturulacak olan yapıda özele devredilmesini bizim kabul etmemiz mümkün değil. O yüzden bugünkü iktidarda bu konuda dik durmasını, bu konuda sağlam durmasını beklediğimizi aktardık aslında. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni ziyaret ettiğimizde dedik ki bugüne kadar biz bu diyalogları eksik bırakmışız. Gerek onlardan bize, bizden onlara. Demin bahsettiğimiz gibi yani Güney'le görüşeceğiz, Dünya'yla görüşeceğiz, Türkiye'yle görüşeceğiz. Kendi aramızda görüşmeyecek miyiz? Evet. Kendi aramızda da görüşeceğiz. Zaten eksiklik buydu. Yani meclis bilgilendirilmemişti, kamuoyu bilgilendirilmemişti. Biz de döndük. Madem ki o yöntemle olmadı, biz kendimiz bir link oluşturmaya çalıştık ve iktidar partilerine aslında, sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne değil, Ulusal Birlik Partisi'ne de biz randevu talebimiz oldu. Cuma gün, pazartesi gün bunu başaramadık. Yani şu anda da bir haber bekliyoruz açıkçası. Biz Ulusal Birlik Partisi'ne de yani yoğun programlarından dolayı denkleştiremedik görüşmeyi. Belki de bu şekilde olması da sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni ziyaret ettik şeklinde gibi bir algı da oluşturmuş olabilir ama biz Ulusal Birlik Partisi'ne de aynı çağrıyı yaptık. Genel sekreterlik düzeyinde görüşme talebimizi aktardık. Umarım görüşürüz bu işler belli noktaya gelmeden kendi görüşlerimizi onlara da aktarma fırsatımız olur. Evet, biz hükümet partilerine, CTP'ye eğer bizim açıkladığımız doğrultuda Kıbrıs Türk'ünün çıkarları doğrultusunda suyun tekelleşmeyeceği, suyun geçtiği yolların kendimizde kalacağı ve
suyu vatandaşın lehine şekilde dağıtabileceğimiz, en ekonomik şekliyle bu sudan yararlanabileceğimiz bir sistemi ortaya koyarlarsa, bizim bize de ters düşmezse, biz bu böyle bir duruşu yine destekleriz. Neden peşinen reddedelim ki? Bizim derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değildir. Evet. O yüzden biraz anlattınız aslında satır aralarında. TDP'nin kırmızı çizgileri suyla ilgili nedir? Biz sunun birincisi Kıbrıs'a geldiği noktadan itibaren, baraja düştüğü noktadan itibaren Kıbrıs Türk'üne devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oradan da bedelini ödeyecektir elbette Kıbrıs Türk'ü. O noktadan sonra Kıbrıs Türk'ü kendi suyunu, kendi oluşturacağı sistem içerisinde kendi karar vererek kendi dağıtımını yapmasıdır. Bütün geçtiği yollar kesinlikle tesisler Kıbrıs Türk'ünün elinde olmalıdır. Bu çerçevede eğer hükümet, onu anlıyoruz çünkü, bir özel kamu ortaklığı ortaya koyarlar ise, belediye sınırları içerisinde BESKİ'nin de yer alabileceği, belki yatırım yapılması gereken konularda barajlardan belediye sınırlara kadar olan yerde bir özelleştirme öngörüyorlar ise, bunu detayını bizimle paylaşsınlar diyoruz. Biz bunu görelim, nasıl bir özelleştirme olduğunu anlayalım. Bu konsorsiyumlar içerisinde nasıl olacak, kim nerede ihaleye çıkacak, hepsini bir değerlendirelim. Onun üzerine pozisyonumuzu netleştirelim diyoruz. Ama bu işle ilgili BESKİ yatırımlarda belediye şeyler içerisinde yapabileceğini ve bunu 10 yıl içerisinde de 60 milyon dolara kadar bir karlılığa da geçebileceğini ifade ediyor. Ve bunu yapabilecek bir yapı ortadayken biz bu sürecin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Korkumuz şudur, kamu özel ortaklığı denilerek işte belediyelerin de bir kısmı sanki işin içindeymiş gibi gösterilip sulandırılıp işte kamuoyunda yine bir algı yaratarak bu su işini dolaylı bir şekilde özele devretme gibi bir şeye gelmeyelim diyoruz biz. O yüzden uyarıyoruz. Bizim nettir aslında, suyun bedelini ödeyerek ondan sonraki süreçte Kıbrıs Türk'ü kendi devraldığı suyun dağıtımını nasıl dağıtacağını kendisinin karar vermesidir. Evet. Ve bütün kaynaklarını da her zaman için kullanabilmeli. Yani yarın denizden su arıtacaksak ve daha maliyeti düşük ise biz bu suyu kullanmayalım mı? Yani nasıl böyle bir şeyi Kıbrıs Türk'üne dayatabiliriz ki? Peki. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz sohbetimizin ama sizin için hassas olan bir konu daha var. DAİ ve DAK. Evet. Hem TDP Genel Sekreteri olarak uyarıda bulundunuz hem de bir eğitimci olarak sizden görüş almak isterim açıkçası. Sözleşmenin uzatılmaması yönünde bir uyarıydı bu. Biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Yani bugün bu konuda bir açıklamamız oldu. Biz ilk günden itibaren aslında bu devrin yapılacağı günden itibaren kamuoyunda bu konuya hassas davranıyoruz. Çünkü bu da bir özelleştirmedir. Bakın biraz önce suyu konuştuk. İşte havaalanı örneği var. DAİ DAK da aslında bu işlerin ilk başlangıcıdır. Yine orada da siz bunu yönetemezsiniz. Zaten DAİ zarar ediyor. O yüzden özelleştirelim. DAİ'yi de kurtaralım şeklinde bir... Yükten kurtulalım. Kurtulalım şeklinde. İşin de başlangıçlarıydı aslında bu o dönemde. O dönemde ihalesiz ve yetkisiz olarak özelleştirme yapıldı. Ve bu toplumun bir varlığı bir kişilerin kararları doğrultusunda özele devredildi. Bununla ilgili biz geçiş hükümeti döneminde, o dönemde o hükümette Eğitim Bakanlığı görevini yaparken de Bakanlar Kurulu'ndan bir karar almak istedik araştırma yapılmasıyla ilgili ama ortaklaşa bir pozisyonda buluşamadığımız için Milli Eğitim Bakanı olarak Başbakanlık Denetleme Kurulu'na Milli Eğitim Bakanı adına ben başvuruda bulundum araştırılsın diye. Ardından mecliste bir komite oluşturuldu. Bu komite çalışmalarını tamamladı. Bizim o dönemde verdiğimiz raporların paralelinde bir rapor ortaya çıktı ve dendi ki DAİ DAK ihalesiz ve DAİ'nin zarara uğratılacağı şekilde devredilmiştir. Ama mecliste yapılan bu araştırmaya rağmen, bulunan somut verilere rağmen, Meclis Araştırma Komitesi'nin ortaya koyduğu verilere rağmen hiçbir şey yapılmadı. Şimdi de bu imzalanan sözleşmenin 5 yıllık süresi doluyor. Son 15 gün içerisine girdik yanılmıyorsam. Bu 15 gün içerisinde
Bu işin geriye alınmasıyla ilgili bir adım atılmasını bekliyoruz. Çünkü özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden bu konuda onlar da hassas olduklarını defalarca ifade ettiler ama iktidarda olmalarına rağmen bir hamlede bulunmadılar. Burada biz onlara çağrı yapıyoruz. Aslında bütün hükümete çağrı yapıyoruz. Meclis komitesi tarafından ortaya konan usulsüzdür ve daha zarara uğrattığı tespit edilen, ihalesiz yapılan bu devrin burada iptal edilmesi ve bundan sonra yine aynı kuruma aynı şekilde devredilmemesi gerektiğini söylüyoruz ve bir an önce bunun gereklerini yerine getirsinler. Yalnız bazı dedikodular da duyuyoruz. Bu defa Türkiye'den başka bir üniversiteye yine Dayı Dak'ın bir şekilde devredildiği yönünde veliler arasında konuşmalar yapılıyor. Kamuoyunda bazı söylentiler var. Biz hep böyle söylentiler içerisinde gidiyoruz. Hep neyin ne olduğunu tam anlayamıyoruz. Bir şeffaflık konusunda ciddi problemimiz var. Biz çağırıyoruz. Yani derhal bu zarar durdurulsun ve Dayı Dak tekrar DAEÜ'ye kazandırılsın. Bununla ilgili ihbarname süresi doluyor. 15 gün sonra bu süreç tamamlanacak ve yine bu Dayı Dak'ı kendi öz varlığını bu toplumun geri alma şansı bu dönem için tekrar ortadan kalkacak. Buna izin vermesinler. İki, eğer başka bir yere devretme söz konusu ise yine gündemde yok. Yine kimse bu konuda bilgi sahibi değil. Niye yine ihalesiz? Ne zaman beklerler ihale yapılsın ya da DAEÜ'ye mi devredilecek? O zaman da bir yasal düzenleme, tüzüklerde bazı düzenleme yapma ihtiyaçları vardır. Çünkü bir sıkıntı var. Siz açtık, devrettikten sonra tekrar geri alamayabilir DAEÜ'de bu konuda. Bu konuyla ilgili yasal düzenleme yapma ihtiyaçları da var hükümetin. Bu konuda acilen uyarıyoruz aslında. Ve bu konuyu biraz önce bahsettiğimiz gibi, yani sorumlu muhalefet gereği, vaktinde, iş işten geçmeden, daha önce de defalarca uyardık aslında. Bu konuda da yaptığımız ziyarette biz gündeme getirdik. Bu konunun hassas olduğunu, sürenin az kaldığını, bu devrin ortadan kaldırılması için kendilerinden hareket beklediğimizi ve bu süreç içerisinde de kendilerini takip edeceğimizi. Eğer bu süreçte devam ederse, artık herhalde bilmiyorum ya mecliste ya da ayrıyeten suç duyurusu bu yaparız. Yani bir şekilde hesap verilebilir bir yapıya kavuşmak için bazı şeyleri takip etmek ve sonucunu elde etmek gerekiyor. Geçen günkü görüşmenizde bu konu gündeme geldi mi? Geldi tabii ki. Nasıl bir karşılık buldunuz söylediğinizde? Yani açıkçası bu konuda hemfikir olunduğu yönünde, bu konuda bir çalışma yapılacağı yönünde, düşüncelerinin bizimle paralel olduğu yönünde bir fikir alışverişinde bulunduk. Bundan da memnun olduk ama biz de dedik ki yani biz de bunu takip edeceğiz, kamuoyuyla bunu paylaşacağız. Aslında bir taraftan hatırlatıyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ve Ulusal Birlik Partisi'nin görevidir. Bu görevini yerine getirmesini ve eğer bazı riskler de alacaklarsa hükümet arasında kendilerine bu konuda da destek olabiliriz. Bunu da söylüyoruz açıkçası. Belki yine kızacaklar bize ama biz alışılan bir muhalefet yapmayacağız, bunu söyleyeyim. Biz sorumluluğunu bilen, gerektiğinde uyaran ama şimdi uyarırsınız, gündeme getirirsiniz ve bugüne kadar biz de sizinle aynı düşünürüz deniyor ise ama bu 10-15 günlük sürede eğer harcanırsa ve bu kurumumuz da elden giderse yine bu dönemde ya da geri alma fırsatını kaçırırsak biz de bunun hesabını sorarız elbette. Evet, peki. Sonundayız sohbetimizin. Ben ilk konuştuğumuz konuyla sonlandırmak istiyorum. Topluma mesajınız ne olur sizin? Yani Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili sizin de umutlu olduğunuzu görüyoruz. Belli ki iyi giden bir gidişat var ortada. Ama temkinlisiniz de aynı zamanda. Son, yani topluma nasıl bir mesaj vermek istersiniz Sayın İdris? Biz Toplumcu Demokrasi Partisi olarak Kıbrıs konusundaki Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü süreçten memnunuz. Bu konuda bugüne kadar gelinen sürecin olumlu olduğunu, birçok alanda olumlu adımlar atıldığını görüyoruz. Tabii ki karşılıklı dengeleri koruyan ve daha bir anlaşma olmadan her şeyin ortalığa dökülemeyeceği bir süreçte yaşıyoruz. Çünkü
Bizim hassasiyetlerimiz var, güneyin de hassasiyetleri var. Bir çözüm olacaksa karşılıklı bu hassasiyetlere dikkat edilecek. Gördüğümüz kadarıyla iki lider de bu konuda birbirlerine çok hassas davranıyorlar, destek oluyorlar. Bu olumlu yaklaşımlarını da biz kutluyoruz ve devamını diliyoruz. Diğer taraftan toplumun da ve tüm siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin süreci iyi takip etmesi ve ortaya çıkacak metne ya da yapılan sürece görüşleriyle katkıda bulunmasını istiyoruz. Bir hayır kampanyalarına ihtiyacı yoktur Kıbrıs Türkü'nün. Kıbrıs Türkü'nün buna kapılmaması gerektiğini, çünkü önümüzdeki süreçte tekrar bu kampanyaların başlayabileceğini tahmin ederiz. Veriye baksınlar, ortaya çıkana baksınlar, sorsunlar, öğrensinler. Daha metin yok. Biz de bakın peşinen evet desinler demiyoruz Kıbrıs Türkü'nün, ama Kıbrıs Türkü'nün bir çözüme ihtiyacı vardır ve bir fırsat vardır önümüzde. İki lider de bu fırsatı kovalıyor. Dünya konjektürü de aslında bu fırsatı liderler yarattı bize. Liderler şunu yapar mı ama, yani toplumlarının şu ana kadar yapılan açıklamalardan onu da algılıyoruz. Her iki lider de toplumlarının hassas olduğu konular üzerinden hareket ediyorlar. Yani bir metin oluşturma bir aşamaya gelince ve liderler de onayı verdikten sonra artık toplumun görüşüne sunulan bir metin ne kadar uzak olabilir toplumdan ve bu, yani çok uzak olur mu sizce? Yani zaten şu anda yapılanlar okuduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla en azından bizim açımızdan hiç de sıkıntılı değil. Hatta beklentinin de üzerinde bir ilerleme olduğunu, mal mülk konusunda bile, yani şu anda daha görüşme sürecinde çok ciddi ilerlemelerin olduğunu görüyoruz biz. Yapılan görüşmelerden ve tutanaklara dayanarak söylüyoruz bunu. Gerçekten birçok insanın beklentisinin üzerinde olumlu. Tabii ki yine liderlerin söylediği gibi bir kaynak sıkıntısı olacak. Evet. Ve kaynak, yine liderler geçen defa anlam planında önce imzalayın sonra kaynak bulunur şeklinde bir tarz vardı. Bu defa öyle değil. Önce herkesi bir rahatlatın. Herkesin sorununu çözelim. Ondan sonra çözüm olsun. Ya da önce kaynağı yaratalım. Ondan sonra çözüme gidelim ki hem güveni sağlasın hem de insanları yıllarla bilinmezin içerisinde yaşatmayalım. Bu önemli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın da doğru olduğunu görüyoruz açıkçası. Günü geldik sonra biraz daha bilgiler paylaşılacaktır. Daha çok ortaya çıkacaktır. Evet. Çıktık sonra da tartışacağız ama herkesin bu sürece olumlu yaklaşmasını ve veri üzerinden tartışmasını tavsiye ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Biz ben teşekkür zaman ederiz. Ayırdığınız için. Yine görüş alırız sizden. Kolay gelsin. Memnun diyoruz çalışmalarınızda. De. Ve değerli izleyenler, sonundayız Öğlen Postası'nın. Yarın yeniden karşınızda olacağız. Yarına kadar hoşça kalın.